Türkiye'nin her ilçesinden sadece bir halı yıkama firmasına ücretsiz bayilik verilecektir. Müşteri bizden, yıkama hizmeti sizden. Eğer senin de yeni müşterilere ve iş potansiyelini artırmaya ihtiyacın varsa bu müthiş fırsatı sakın kaçırma. O şanslı bir kişi sen olmak için şimdi hemen 0538 370 1626 numaralı telefondan ya da www.yıkamahane.com internet sitemizden başvurabilirsiniz. Misyon makinayla Turuncu iş başında. Halı yıkama makineleri üretim sektöründe dünya devi olan Misyon Makina, ürettiği üstün özellikli toz alma makinasında 4 adet dövücü ve fırçalama sistemi sayesinde halıda bulunan toz ve maytların giderilmesini sağlar. Yıkama aşamasından önce gerçekleştirilen bu işlem hem hijyenin arttırılmasını hem de tüylerin parlamasını sağlamaktadır. Ayrıca diğer makinalardan farklı çalışma sistemine sahip olan toz alma makinasına halı ön taraftan verilip tekrar ön taraftan alınmaktadır. Toz alma işlemi tamamlanan halı full otomatik yıkama makinasına verilir. Halının cinsi, rengi, iplik yapısı, kalınlığı ve kirlilik durumlarına göre dijital ekranda ayarları yapılır. Ayrıca yıkama hızı en ideal yıkama süresine göre ayarlanır. Halılar, makine içerisindeki arttırılabilir fırçalarla hassas bir şekilde yıkanarak yıpranması önlenir. Vakumlama ve durulama işlemleriyle bütün katı atıklardan arındırılan halılar hem biyolojik hem de fiziki temizliği sağlanarak yıkama evresini tamamlar. Full otomatik halı yıkama makinesinde yıkanan halı, suyunun atılması için pnömatik kapaklı ve otomatik frenli sıkma makinesine gönderilir. İçerisine rulo şeklinde koyulan halıyı sıkma makinesi yüksek devirle döndürerek %95 ile %98 oranında kurutur. Bunun yanı sıra son derece sessiz ve sarsıntısız çalışma özelliğine sahiptir. Thank you.
İyi akşamlar değerli izleyenler. Hijyen Saati programına hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günleri halı yıkama sektörünün sesi olmaya devam ediyoruz. Bazen uzaklardan konuklarımız geliyor. Geçen yıl genelde uzaktan bağlantı ile konuk almaya başladık ama stüdyonun verdiği zevki, stüdyonun verdiği program konseptini uzaktan bağlantı vermediğini anlayan konuklarımız artık İzmir'den, Samsun'dan, özellikle bugün Samsun'dan konuğumuz geldi. Fazla uzatmayacağım, birkaç kelamla konuğuma geleceğim. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi her yayının açılışında kendi reklamımı yapayım dedim. Alanya Halı Temizleme Seminerini postlarını paylaşıyoruz. Bugün yine bu konuyla alakalı sizlere bilgi vereceğiz. Ancak şimdi şu telefonun alt kısmındaki paylaş butonundan yayınımızı paylaşırsanız mutlu olurum. Bir kere paylaş verin, bir şey olmaz. Neden derseniz, sosyal medyada Facebook artık 5000 arkadaşı olan bir kişinin sadece 28-29 kişiye paylaşımını gösteriyor. Şimdi benim 5000 arkadaşım var. 5000 kişiye paylaştığı zaman 27-28 kişiyle bu yayını anlatabiliyoruz. Sizler de paylaşırsanız izleyicilerimiz daha çok olur. Konuğumuza da destek vermiş olursunuz. Hemen konuğuma dönüyorum. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Ersoy Bey. Teşekkür ederim. Uzun bir yolculuk. Evet, biraz yoruldum. Samsun. Yani zahmetsiz rahmet olmuyor. O yüzden biz de katlandık. Geldik. Kaç saat sürdü? Yaklaşık 16 saate yakın bir yolculuğumuz sürdü. Malum hava şartları. Memleketimizde öyle bir şey var ki kimi yer kış, kimi yer güzellik yaz. İyi bir yolculuk oldu. Yolculuk bayağı gece geçti. Evet. Burdur'da gündüz oldu herhalde. Evet, aynen Burdur'da. Askerlik acemi birliğimi yaptığım yerde güneş doğdu bize. Nasıl bildim ama? Aynen, aynen. Ben sen bana söylemedin bunu, evet, hemen duvaşlama attım. Aynen. Kar var mı Burdur'da? Burdur'da kar yoktu. Kar yoktu ama kimi yerlerde yağma o anda yağmıyordu ama kimi yerlerde dağlar kar. Dağlar bembeyaz ama. Tabii. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki Antalya'da inanın gelen gitmiyor. Neden derseniz şuradan bir saat yolculuk yap, kar. Evet. Bir saat aşağı in. Bugün hava nasıldı Alanya'da? Çok güzeldi. Denize giresin geldi mi? Aynen, giresim geldi. Kesinlikle girdi. Denize sıfır bir otel ayarladım sana. Aynen, çok güzel. Teşekkür. Öncelikle bu misafirperverliğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah biz de sizi Samsun'da aynı şekilde ağırlama fırsatı buluruz. Ben izleyicilerim buraya, konuklarım geldiğinde bir gün ağırlıyorum. Gittiğin zaman 5 gün, evet, ağırlatıyorum kendimi. O yüzden ısrarla ödeme konusunda baskı yaptı. Ben hemen ayarladım olayı. Önceden ödedim. Teşekkürler. Evet. Alanya'ya gelen herkes elimizden geldiği kadar bizim konuğumuzdur. Elimizden gelip de Alanya'da bizi görmeden gitmesinler diyoruz. Elimizden geldiği kadar Alanya'mızı tanıtıyoruz Alanya'da. Evet. Bizim dostlarımıza, meslektaşlarımıza yardımcı oluruz. Neden derseniz, inanın ben Alanya'da medyada iyi bir yerlere geldim. Kimin sayesinde? Gerçekten halı yıkamacıların sayesinde. Aynen, kesinlikle. Çünkü halı yıkamacılara yayın yaptığımda bayağı bir acemiydim. Alanya'da bu yayınları yapabiliyorsam unutulmaz halı yıkamacıların desteği. Tekrar değerli izleyicilerim hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hüseyin Bey, önce sizi bir tanıtayım. Daha doğrusu tam tanımıyorum. Kendinizi şöyle kameranızda kendinizi bir tanıtın. Hüseyin Erpik kimdir? Siz de halı koltuk yıkama işini yaparken, evet, böyle bir kurum, böyle bir dijital ağ açık gördünüz galiba. Evet. Giriş yaptınız. Bizler de başarılar dileyelim. Hijyen TV olarak sponsor oldunuz. Ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizi bir tanıyalım. Şimdi ben Hüseyin Erpik, 1981 Samsun doğumluyum. Yaklaşık 2008 yılından itibaren halı yıkama sektörünü takip ediyorum. Son 2020 yıl, son 2 seneden beri de, yani şimdi hani derler ya, çıraklığını yapmadığınız bir işin ustalığını yapamazsınız diye. Son 2 yıldan beri de Samsun'da koltukyıkamafabrikası.com internet sitesi firmasıyla kendi koltuk yıkama hizmeti veriyorum. Ve Samsun, Ankara, İstanbul, Tekirdağ 4 şehir olmak üzere bu 4 şehirde koltuk yıkama hizmeti veriyorum Ersoy Bey. Evet. Peki nereden aklınıza geldi bu yıkamahane.com? Dijitalde biliyorsunuz artık uzun vadede, çok uzun, evet, vadede, şöyle 5-6 yıl sonra galiba telefonla sipariş olayı azalacak gibi. Hı. Ben bunun örneklerini az sonra vereceğim ama, evet, evet, sizin de nereden aklınıza geldi bu? Nasıl bir yol haritası çizdiniz? Ne durumdasınız? Aslında bu projedeki benim asıl amacım ilk önce telefonla siparişten dolayı. Dediğim gibi 2008'den beri bu sektörden takip ediyorum. Belki birçok kişi beni tanımıyor ama ben bu sektörde birçok kişiyi şahsen tanısam da internet ortamlarında bütün dernekler olsun, şeyde, bütün organizasyonların şeylerin hepsini izledim. Telefonda sipariş olayı değil de bizim sektörümüzdeki çok büyük sıkıntılar var. Belli başlı sıkıntılar. Bugüne kadar da bu sektörde hep takip ettiğim olay şu. Herkes sektördeki sıkıntıları konuşuyor. Yani sıkıntının
sonucunu konuşuyor. Sıkıntının asıl kaynağını konuşmuyor. Yani ben bunun kaynağına inmek istedim. Bu sıkıntıları gidermek adına böyle bir proje başlattım. Bu sıkıntılardan bahsetmek istersek, örneğin bizim sektörümüzde bir türlü yıllardan beri oturtulamayan bu fiyat istikrarı, kayıt dışı, işte maliyet hesaplamaları, bunlar çok konuşuluyor. Bunlara çözüm amaçlı yaptığımız bir proje bu. Burada insanlar genelde bu, ilk önce şunu anlatmak istiyorum. Ben kendi tespitime göre, daha önce bununla ilgili de kendi Facebook sayfamdan şöyle bir paylaşım da yaptım. Bu sıkıntıları çözebilecek, fikir verebilecek bir arkadaş varsa kendi şahsım adına küçük bir ödül kurar vererek herkesten fikirler istedim. Yani bu projeyi geliştirmek için de, şey yapmak için de. Birçok arkadaş yorum yazdı. İçinde çok güzel yorum yapanlar da oldu, fikirler veren de oldu ama dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi, herkes sonucu anlatıyor. Sonucun nereden kaynaklandığını anlatmıyor. Mesela örneğin ben bundan 2 sene önce bende bir ağız kurumalı, işte belli bir rahatsızlıklar başladı. Ben de bundan sürekli dert yanmaya başladım. En son bir arkadaşım dedi ki, ya sürekli dert yanmayı bırak, bir doktora git. Ya tamam, sıkıntını anladık, sıkıntın var. Doktora gittik. Doktor da çok basit bir şekilde bize 2 tarihle şeker hastası olduğumuzu söyledi. Bununla ilgili de bize bir ilaç önerdi. Tedavisine başladı. Sıkıntının giderilmesine başladı. Yani biz fiyat politikası diyoruz, herkes ucuz yıkasın diyoruz, şunu yıkasın diyoruz ama bunun nasıl olacağını, nasıl yapılabilir, nasıl uygulanabilir bir sistem olacağını hiç konuşmadık bugüne kadar. Şimdi burada benim fiyat konusuyla ilgili şöyle bir önerim var. Yani bu değil ile ilgili. Şu sıkıntı şuradan başlıyor. Bu sektöre ilk giren firma, sadece bizim sektör değil, bütün sektörlerde de böyle. Bir insan bir işe ilk girerken, oradaki pazardan bir yer almak isterken ilk önce ucuz fiyat politikası uyguluyor. Belli bir müşteri edinmek adına mecburen. Bu sadece bizim sektöre has bir şey değil. Yani buradaki sıkıntı müşteri kaygısı. Şimdi bu yeni girenler sürekli fiyatları yeni çektikleri için, geriye çektikleri için daha önceden yapan insanlar da bu fiyatları yükseltmek istedikçe bu fiyatı bir türlü yukarıya getiremiyorlar. Bu yeni firmalar da sürekli bu sektöre girdiği için zincir devamlı arkadan devam ediyor. Yani bir türlü fiyat politikası sistemi. Buradaki önemli olan benim tespit ettiğim sıkıntı müşteri kaygısı. Yani insanlar müşteri bulamama korkusundan ucuz fiyat politikası uyguluyor. Bunu nasıl yıkamane.com'da yaptığımız projede bununla ilgili bir oraya geleceğiz. Çözüm merkezi var. Oraya geleceğiz. Bir de kayıt dışı olayı. Kayıt dışı olayı. Oraya da geleceğiz. Aynen. Şimdi öncelikle bu halı yıkama sektöründe çektiğimiz sıkıntılar zaten bizim tek konuştuğumuz şey sıkıntılar. Aynen. Mesela 3 kelam üzerinden hareket ediyoruz. Evet. Ne olacak bu sektörün hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak bu milletin hali? İyi düşüneceğiz. İyi evet. Olacak. Hep iyi isteyeceğiz. İyi kötü düşünelim. Düşünürsek kötü olacak. İyi hareket edelim. Aynen. İyi mi yiyelim? Aynen. Bir de akıllı hareket edelim. Yani teknolojiye, zamana ayak uyduralım. Her şeye zamanla. Maliyet hesaplamalarını düzgün yapalım. İyi mi yapalım? Aynen. İyi. Aynen. Kesinlikle çok güzel. Az İyi Parti reklamı gibi bir şey oldu. Siyasete girmeyin istersen. Evet değerli izleyenler, tekrar yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Son grupları attık. Şimdi çok yorumlar geliyor WhatsApp'tan. Tabii yorumları kesinlikle cevaplayalım. WhatsApp'tan yorumlar geliyor. WhatsApp'a gelemiyorum değerli izleyenler. Facebook'tan çıktığım zaman Facebook yorumları kayboluyor. O yüzden WhatsApp yorumlarını en son okuyacağım. Facebook yorumlarınızı ilk yazanlarınkinde göremedim. Tekrar yazmalarını rica ediyorum. Teker teker okuyacağım. Kaybetmemek için tutuyorum ekranı. Şimdi halı temizleme sektörü benim 2011 yılında halı temizleme sektörüne girdim. Alanya'da ilk otomatik halı yıkama makinesini, ilk sıkma makinesini demeyelim de ilk paketleme makinesini, ilk hava alma makinesini, ilk çırpma makinesini full tesis kurarak kara çizmelerle halı yıkamaya son diyerek bir post açarak sektöre giriş yaptım. Az önceki dediğiniz konu şu idi. Sektöre ya bomba gibi büyük ekipmanlarla girmen lazım. Evet. Çok büyük güç ile. Ya da fiyat politikasında fiyat kırarak girmek lazım. Kesinlikle. Bu iki etken artık yemiyor. Şimdi günümüzde... İlk başta yediğini düşünüyorlar ama sonunda işin zarar ettiğini, yanlış olduğunu sonunda fark şimdi ediyorlar. Şimdi kurumsal firmalar oldukça yükseliyor. Milyonluk yatırımlar yapan firmalar var idi 2 sene önce. Şimdi o milyonluk yatırım yapan firmaların firma değeri zaten 2 milyon 3 milyon lirayı buldu son zamlardan sonra. Şimdi halı temizleme sektörü bu sene gerçekten önümüzdeki sezon... Yani bir atasözü var ya, belli olacak. Evet. Yani yapan da yapamayan da, içen de içemeyen de, yiyen de yiyemeyen de belli olacak. Evet. Derken elektrik faturalarının son zamanlardaki ciddi zammı, mazotun ciddi zammı, özellikle kimyasal sektöründe kimyasal ham maddelerinin ciddi zammı, işte poşet de bunun içine giriyor. Evet. Yani çok değil
bir 12 ay geriye gidersek 6 liralık poşet şu anda 25 küsurlarda. 7 liralık şampuan 20 küsurlarda. İşte 7 liralık mazot 15 küsurlarda en uygunu mazot. Bir 300 lira fatura gelen bir halı yıkama dükkanına bugün gelecek fatura 2,5 lira civarında. Halı yıkama sektörü bu yıl bence dizayn edilecek diye düşünüyorum. Dizayn edilme yolunda yıkamahane.com'u kurduğunda ne katkı sağlayacak yıkamahane.com sizin? Yani bir site kurmuşsunuz. Evet, yıkamahane.com. Evet. Yani ben de bir site kurmuşum. Hijyen TV. Evet. Ben tutturdum gidiyorum. Evet, Allah devamını da getirsin. Ben siz burada yol haritanız öncelikle kayıt dışına katkı sağlayacaklarınız. Ben çok merak ediyorum. Evet, evet. Nasıl bir katkı sağlayacak? Yani bana postu yazarken de ya bu firmanın kayıt dışına nasıl bir katkı sağlayabilir diye ben merak ediyorum. Evet. Bunu sormadan önce ekran değiştireceğim. Yorumları okuyuvereyim hemen. Çünkü öbür sayfaya geçmem lazım. Burcu Halı Yıkama sorularını not düşün. Hayırlı yayınlar demiş. Müslüm Ağar iyi yayınlar Ersoy Bey demiş. Ali Çakır iyi yayınlar. Hayırlı yayınlar demiş. Mahmut Yardımcı Alanya'dan halı yıkamacı. İyi yayınlar Ersoy Bey. Hüseyin Erpik hoş geldin demiş. Kadir Erpik. Mahmut Bey çorbacıya geç. Biz yayından sonra geleceğiz. Kadir Erpik iyi yayınlar demiş. Evet şimdi buyurun. Bu soru başlıklarına ne katkı sağlayacaksınız? Evet. Nasıl yani bir internet sitesiyle kayıt dışına yıllardır mücadele eden sektörde tabii ki bitiririm diye bir şey kesinlikle yok. Ama bir katkım olacak diyorsunuz. Tek başıma bitiremem. Ya bunu çok kesinlikle merak ediyorum. Tek başıma bitiremem. Ben ama bunu ürettiğimiz formülle ben ya da benden sonra bu işi bu şekilde yapacak olan insanların sayısı artarsa ben bunu sektörde bu işi ben yaptım ama benden sonra da bu işi yapıp bu şeyin altına sorumluluğun altına girecek insanlarla beraber bu birlikte çözülebilir. Çözüm yolu sadece. Bana göre yani bu tabii kendi fikrim insanların yorumlarla zaten halı yıkamacı meslekte bu anlattıktan sonra onların da yorumlarını şeylerini çok duymak istiyorum. Şimdi ben şöyle özetleyeyim size isterseniz. Şimdi ben bunu kendi Facebook sosyal medya hesaplarımda yıkamahane.com'u lansman ederken aslında bayilik diye lansman ettim ama bu aslında bir bayilik mantığı değil. Bayilik dediğiniz belli yerlerde, belli ilçelerde, belli sınırlı kişilere verilen bir sistemdir. Ben bunu biraz pazarlama stratejisi olsun diye, daha fazla dikkat çeksin diye bu şekilde lansman ettim. Aslında yıkamahane.com Türkiye'de bugün şöyle örnek vereyim. Halı yıkamacılar sektöründe internetin gücünü artık herkes biliyor. Birçok kişi biliyor. Ve birçok halı yıkamacının kendi web sitesinin dışında bulunduğu ilin bütün ilçelerine birden fazla web sitesi yaptırdığını daha fazla müşteri bulmak için. Hani dedik az önce başta benim bulduğum şey bu işteki sıkıntının ana kaynağı müşteri kaygısı. Müşteri kaygısından daha fazla müşteri bulmak için bütün ilçelerin hepsine bile web sitesi yaptıran arkadaşların ben olduğunu gördüm. Yıkamahane.com aslında Türkiye'deki bütün halı yıkama firmalarını tek bir site altında toplamak amaçlı, tek bir yerden merkez kuvvetiyle birlikten kuvvetli olarak daha fazla kişiyle daha fazla etkili hizmet verebilmek için kurulan bir platform. Yani dernekleşme falan diyoruz ya. Bu aslında bir yardımlaşma, bir araya gelme, birliktelikten güç doğurma. Burada ama şöyle bir şey var. Ben şimdi bu çok büyük bir piyasa olduğu için Türkiye'de belki yüz bin yakın halı yıkama firması olduğunu söyleniyor. Ben ilk etapta... Var mı 100 bin? Öyle söyleniyor. Kimisi 60 bin, kimisi yani kayıtlı kayıtsız bu işi her türlü yapanlar yani bu sekçe yapanların. Burada ben bu kadar kişinin sorumluluğunun altına, iş yükünün altına giremeyeceğim için projemi sağlamadığımlarla düzgün bir şekilde götürebilmek adına İlk etapta her ilçeden birer tane firma. Bunları da özenle elimden geldiği kadar seçerek, inceleyerek almaya çalışıyorum ki çünkü insanlara biz burada referans olacağız. Yani şimdi bizim sektörümüzdeki sıkıntıları konuştuk ama bir de bu sıkıntıları karşı tarafta müşteri odaklı sıkıntılarımız da var bizim sektörümüzde. Ne var mesela örneğin? Sadece halı yıkayan değil, halı yıkatanlar tarafından da çok büyük sıkıntılar bizim sektörümüzde. Ben çok biliyorum halısını yıkamaya verip teslim alamayanlar, iyi yıkamaya yani bir sıkıntı geldiği zaman bir muhatap bulamayan bir sürü de kullanıcı da var bununla ilgili. Bizi şimdi birçok müşterimiz ararken telefonda ilk halıyı kaça yıkıyorsunuz diye soran kadar bir o kadar da fiyattan önce kaliteye ve en önemlisi en basit bir şekilde yıkamaya verdiği halının geri gelip gelebileceğinden emin olmak isteyen bir müşteri kitlesi de az bir kitle değil. Biz bunları da dikkate aldık. Şimdi yıkamahane.com'da ben şöyle bir arama motoru yaptım. Yıkamahane.com nedir? Örnek veriyorum. Bir müşteri halı yıkatmak istediği zaman yıkamahane.com'a giriyor. Orada bir ilçe bazlı bir arama motoru yapıyor. Nasıl bulacak bunu burada? Oraya gireceğim. İlk önce sistemi bir anlatayım. Ondan sonra müşteri kaygısını nasıl gidereceğiz ona gireceğim. Şimdi burada müşteri siteye girecek. İlini seçecek. İlçesini seçecek. Örnek veriyorum siz Alanya'da halı yıkama firmanız var. Zeynep Halı Yıkama. Antalya, Alanya halı yıkama firması dediği zaman ben size bu aramanın sonucunda aynı bir web sayfası gibi sizin telefon, kendi telefon bilgilerinizde olan
dediniz yani daha önceden yemek şey, çiçek sepet şeyi gibi farklı sektörlerde. Sizin kendi telefonunuz olan, kendi firma bilginiz olan iletişim bilginiz aynı web sayfası gibi oraya oluşturuyorum. Bir kere hepimizi burada bir toplamaya başlıyoruz. Burada benim üzerimden değil. Yani ben burada bir tek, bu sektörde kesinlikle şurada iyi izah edeyim. Tekelleşme olmasına izin verecek bir olay da yapmak istiyorum. Burası çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şöyle anlatayım. Halı yıkama sektörü şöyle bir sektör. Farklı bir sektör. İnsanlar sırtlarında halı taşıyarak, yani emekçi, tam bir emekçi sektörü. Burada o insanları sömürecek, şey yapılacak gibi bir sektör değil. Anlatabildim dediğime. Burada insanlara sadece yaptığımız için biraz fayda sağlamış. Çünkü 10 tane web sitesi yapana kadar bir firma tek bir yerde toplanalım. Müşteriye birlik, hani zaten bizim bütün toplantılar her yerde de diyoruz ya, birliktelik olalım. İşte bunu hem aynı zamanda bu birliktelik bize bir ticari kazanç da sağlasın. Buraya koyduğumuz zaman biz de yıkamahane.com olarak müşteriye diyoruz ki buradaki firmalardan gözünüz arkada kalmadan hizmet alabilirsiniz. Arkasında biz varız. Çünkü biz bu firmaları araştırdık. Bunlar iyi firmadır diye onlara referans olabiliyoruz. Bunun yanında az önce dediğiniz müşteri nasıl bulacaksınız olayı var ya, burası da çok önemli. Şöyle anlatayım. Şimdi sektörümüzde internetle ilgili bilgisi olan arkadaşlar bu konuda bana destek verebilir. İlk önce bizim yaptığımız olay şu. Bana bunu, şunu da söylüyorlar. Senin buradaki amacın ne? Bizi buraya kaydettiğin şey yaptığın amacın nedir? Nedir? Bu bir ticari faaliyet sonuçta. Burada şimdi internette SEO diye bir sistem çıktı artık. Bu da kendi başına bir sektör oldu. İnternet sitelerinde bana diyorsunuz hani yıkamahane.com'a müşteriler sizi nereden bulacak, nasıl girecek? Yıkama, hani SEO dediğimiz içeriktir. Bir sitede ne kadar çok içerik olursa o sitenin Google'da arama motorlarında yükselme sayısı o kadar çok olur. Örnek veriyorum, biz yıkamahane.com'a 1000 tane firma eklersek, her ilden, değişik illerden firmalar eklediğimiz zaman zaten bu firmaların içerikleriyle bu site otomatikman Türkiye genelinde birçok kelimede, halı yıkama olsun, koltuk yıkama olsun, store perde olsun, bu kelimeler de zaten organikman otomatikman birinci sayfalara gelecek. Birincisi bu. İkincisi de biz bu sistemde şöyle yapacağız. Siz, yıkamahane.com yeni bir site olduğu için ben kendim aynı zamanda dijital pazarlama sosyal medya uzmanıyım. Bunu başta söylemedim. Ben yıkamahane.com'a ilk etapta müşteri dijital pazarlaması, Facebook, sosyal medya, diğer yerlerden müşteri pazarlaması yapacağız. Reklam. Yani ben müşteriyi size ben sağlayacağım. Bu sağladığım müşterilerden de belli bir ücret, size müşteri başına bir prim alacağız. Bana şunu da çok soruyorlar. Senin alacağın fiyat prim ne? Yani biz zaten ucuza halı yıkıyoruz. Bizim şu andaki alacağımız fiyat, mesela biz şu anda müşteri odaklı reklam yapmıyoruz ama müşteri odaklı bayi sistemini bitirdikten sonra yapacağız. Bugün mesela yıkamahane.com yarın ya halı yıkama hizmeti verse bugünkü fiyatımız en az 15.000, 15 TL makine halıları için olacak. Zaten bu projeyi yapmak istediğimiz bir sebep de sektörümüze kurumsallık getirmek, bu bir türlü istediğimiz fiyatları getiremediğimiz fiyat politikasını yükseltme amaçlı. Buradaki sistem de bu. Biz gönderdiğimiz müşteriden de belli bir prim alacağız ama bunu da şöyle yapıyoruz. Yıkamahane.com'un popülitesi artana kadar, insanların kullanıcısı artana kadar, zaten yıkamahane.com bilinirliği arttıktan sonra az önce dediğim gibi yıkamahane.com'da sizin bütün bilgileriniz var. Evet. Buradan size ulaşabilecekler. Evet. Bir de bir kısa bir örnek vereyim şurada. Şimdi yıkamahane.com'u şöyle anlatayım Ersoy Bey. Alanya'da örnek veriyorum benim yapmak istediğimi. 30 tane halı yıkama firması var. Halı yıkama için vazgeçilmez iki tane olay vardı. Birincisi su, ikincisi müşteri. Bunların ikisi olmadan halı yıkamacı hiçbir şey değildir. Yani bir iş değildir. Şimdi Alanya'da örnek veriyorum 30 tane halı yıkamacı var ve suları yok. Su almak için de Alanya'nın bir yaylasına 200 kilometre yola bu insanlar su almak için gidiyorlar. Herkes kendi aracıyla bilmem neyle her gün emek zahmet veriyorlar. Ben de diyorum ki yıkamahane.com olarak diyorum ki arkadaşlar siz buraya her gün tek başınıza gitmeyin. Ayrı ayrı maliyetler harcamayın. Benim bir tane su tankerim var. Ben gideyim size oradan su getireyim. Siz benim tankerimin yemiyesini verin. Benim yemeğimi verin. Ben oradan aldığım suyu size getireyim. Size de burada eşit oranda dağıtayım. Siz de zamanla kazanın. Bakın şöyle tekrar anlatayım. Tankerci mi bulacağım bir? Örnek vermek için söylüyorum. Örnek vermek için söylüyorum. Şimdi 30 tane firmanın suyu ihtiyacı yok dedik ya. Alanya'nın bir yaylasında var. Evet. Hepiniz oradan su almaya gidiyorsunuz. Evet. Anlatabildim dedim ben. Herkes kendi imkanlarıyla gidiyor. Örnek veriyorum. Senin araban var, arabanla gidiyorsun. Öbürünün arabası yok, başkasının arabasıyla gidiyor. Herkesin şimdi maliyeti farklı. Şimdi anladım. Ben de diyorum ki benim su tankerim var. Hani sosyal medyada ben bu işi biliyorum dedim ya. Hı hı. Siz benim yakarımı verin, benim yemeğimi verin. Ben size gidin bu suyu buradan bu tankerle getireyim. Burada da size eşit bir şekilde dağıtayım. Aynı zamanda da bunu yaparken o su kaynağının oradan sizin işletmelerinizde olduğu yere bir yandan da su borusu çekelim, size su borusu bağlayalım. Yıkamahane.com kimin için uygun olmayabilir?
Adam vardır işte o dediğim örnekte benim su kuyum var, ben kurumsallığımı oturtturdum, benim ihtiyacım yok diyenler için bir ihtiyaç olmayabilir belki bugün. Su kuyusunu örneğin veriyor ki beni kafamı karıştırdın. O da şöyle bazı yani sektör... Şimdi bu ahlı yıkamacı arkadaşlar su da mı dağıtacaklar? Hayır. Şunu... Buradaki su şu Ersoy Bey, buradaki su örnek olarak verdim, su dediğim müşteri. Anladım abi şöyle bu. Ya. Şöyle ben üstüne aynen. Nereden girdik suya dedim. Su dediğimiz müşteri. Şimdi hiç beni konuşturmayacaksın herhalde. Estağfurullah. Yani öyle bir duruma geldik. Şimdi... yavaş yavaş bazı konuları açarak konuşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü Türkiye'de buna benzer emsaller oldu, başarısız oldu. Bir de ben şahsım adına başarısız olduk. Emek her zaman saygı duyulması gereken bir şeydir. Benim anladığım kadarıyla siz bir internet sitesi oluşturuyorsunuz. Evet. SEO çalışması had safhada çalışmış. Evet. Türkiye genelinde bunu SEO çalışmalarını ne zaman başladınız mesela bu su SEO çalışmasına? Yıkama SEO çalışması zaten bayilerin kendileri buraya girdikçe bu içerikleri eklediğindikçe kendiliğinden oluyor zaten. Tamam. Şimdi bulunduğu bölgede senin sitenin içine gömüyorsun adamın sitesini. Evet. Ayrı bir site oluyor onun içinde değil aynen, mi? Aynen kesinlikle. Bakın değerli izleyenler. Aha. Burasını açarak konuşalım ki kafadaki soru işaretleri bitsin diyorum. Şimdi bir tane bina yapıyorsun. Bina içine daireler koyuyorsun. Evet. Alanya bölgesi, Antalya, İzmir, Ankara. Doğru mu? Doğru, anlatıyorum. Evet. Bu binanın içindeki işte Alanya'daki adam halı yıkatacağı zaman bu binaya giriyor. Evet. Bu bina yani senin binanın içinde bir bina buluyor. Evet, yani evet. Ne oluyor? Hiçbir şekilde diyorsun. Müşteriye ben müşteriyle ben iletişim kurmayacağım. Müşteri siteye girdiği zaman Alanya'da seni bulacak. Evet. Yemek sepeti gibi mi bu? Bu yemek sepeti gibi değil. İlk şöyle anlatayım size. Yani peki neye benziyor burada? Emsali var mı Türkiye'de şu anda meşhur kullanılan? Ya da yemek sepeti demeyelim de şu alışveriş siteleri var. Onlara benziyor mu? Şimdi mantık olarak aynı ama uygulama farklı. Tamam. O dediğiniz firmalar hepsi tedarikçilerin, paydaşlarının bilgilerini müşteriye yansıtmıyorlar. Kendileri bu şey yapıyorlar. Her müşteri başına da belli bir prim üzerinden çalışıyor. Ya da eskiden yapılan internet... Firma rehberi tarzları vardı eskiden. Ha, onu eskiden bu. Yapılan şu anda firma... Eskiden akıllı şeyler vardı, sarı rehberler vardı. Öyle dağıtılırdı bütün firmaların bilgileri, telefonları sonra vardı. Sonra biraz daha ileri gidelim. Aynen. Firma rehberleri şu anda revaçta değil, kullanılmıyor. Evet. Çok güçlü firma rehberleri vardı. Mesela Alanya Rehber TV diye bir şey vardı. 150 lira para vererek oraya firmamı gömdüm. Hı-hı. Alanya'da firmanın ismimi yaz halı yıkama dediğin zaman ilke çıkarıyordum beni. Evet. Yani buna benzer bir şey mi diyorsunuz? Aynen. Bu tamam. Benzer bu şekilde. O zaman yorumları okuyalım. Aynen. Hemen yorumlarımızı okuyalım. Çünkü kaçmasın yorumlar. Değerli izleyicilerimizin yorumlarını okuduğumuz zaman mutlu oluyorlar. Aynen. Ben de mutlu oluyorum. Soru sormak isteyenler, zaman. Projeyle ilgili arkadaşlar, sahip olmak isteyenler soru de sormak isteyenler özellikle bu soru cevaplansın demek isteyenler lütfen yazının önüne 2-3 tane soru işareti koysun. Onları dikkatlice okuyacağım. Oktay Halı Yıkama daim izleyicimiz. Evet. Hayırlı yayınlar Ersoy Bey. Muhteşem bir program demiş. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Mahmut Yardımcı Hüseyin Bey misafirim olsun demiş. Teşekkür ederim Mahmut Bey. Hüseyin Bey bizim misafirimiz. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda misafirimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Halı Hurcu Nazif Kara hayırlı yayınlar Ersoy Bey demiş. Mücahit Demir kayıt dışına katkı sağlamaz. Aksine daha da çoğalır demiş. Bununla ilgili de ben hayır, not alalım. Yorumları okuyalım. İstanbul Kuru Temizlemeciler Oda Başkanı Nihat Hoca. Nihat Başkanım saygılar sunuyorum buradan. Silivri'ye gittik. Silivri'de Nihat Başkanım'la yayın yaptık. Nihat Başkanım da Alanya'ya davet ediyoruz. İyi yayınlar Ersoy Bey demiş. Murat Koç Yiğit İstanbul'dan Yiğit Karaca Halı Yıkama iyi yayınlar demiş. Ayşe Özker Uzun iyi yayınlar demiş. Mevlüt Göksay Alanya seminerimizde eğitmen olarak katılacak. Geçen yıl katıldığı gibi iyi yayınlar demiş. Hüseyin Olur Şanlıurfa Özçınar Halı Yıkama iyi yayınlar demiş. Ergün Halı Yıkama iyi yayınlar Hüseyin Bey'e. Büyüyeceğiz. İleride biz de getir gibi olacağız. Buna inancım tam demiş. Farklı bir konseptten. Cengiz Temel. Cengiz Bey'e de hemen buradan bir şey yapalım. Cengiz Bey'e bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar Antalya Halı Yıkamacılar Derneği bir halı yıkamacı, Antalya Halı Yıkamacılar Odası, Terziler Odası bir halı yıkamacı meslektaşımıza emanet edildi. Şu anda oda başkanımız Antalya'da halı yıkamacı. Yine Çanakkale Halı Yıkamacıların yine bir halı yıkamacı meslektaşımız oda başkanı oldu. Ankara'da da Cengiz Bey'in mütevazi bilgisiyle
en üstün halı yıkama bilgisiyle kuru temizlemeciler oda başkanlığına aday Antalya'daki, Ankara'daki halı yıkamacı meslektaşlarımızın destek vermesini ben buradan rica ediyorum. Çünkü merkez ora, zaten orada bir ofis mavis kurmuşlar, bir şeyler yapmışlar. Buradan ben sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir cesaret, böyle bir yola çıkması, işlerin yoğunluğunda oda başkanlığı kolay değil biliyorsunuz. Ercan Kumru iyi yayınlar demiş. Ünsal Alkan. Bayağı bir uzun yazmış. Hüseyin Bey, Ünsal Bey de çok bütün seminerlere katılır. Alanya seminerlerinde de olacak. Ünsal İyi yayınlar diliyorum. Ersoy Bey, öncelikle Hüseyin Erpik arkadaşımın göstermiş olduğu üstün başarı ve cesaretinden dolayı kutluyorum. Yapmış olduğu bu oluşum sektöre ve müşteriye fayda sağlayacağına gönülden inanıyor. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Üstün hizmet ödülünü hazırla o zaman. Bekir Aslan demiş ki selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Hakan Gedikoğlu iyi yayınlar demiş. Süleyman Şahin herkese selam, hayırlı yayınlar. Volkan Dobriceli selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Bu bir sistem çalışmasıdır. Tek başına SEO, Search, English, ne lan bu? Optimizasyon işine yaramayacaktır demiş. Koray Örs, Aksaray Duru Halı Yıkama, Gül Halı Yıkama, Mücahit Demir. Vergi levhası soru işaretini not düş oraya. Aynen. Açıklamasına bak, sorular geliyor. Tabii, tabii, Murat Kavak demiş ki oyu yayınlar Hüseyin iyi yayınlar Hüseyin kardeşim demiş. Bu projede başarılı olacağına %100 eminim. Başarıların devamını dilerim. Bir sorum olacak demiş. Not düşelim soruyu yine. Tabii. Yıkama esnasında temizlik malzemesi bittiğinde temin edebilecek. Nasıl anlayamadım? Yıkama esnasında temizlik malzemesi bittiğinde temin edilebilecek mi? Farklı bir şey. Bir açar mısın bu soruyu Sayın Kırak? Yani yemek yerken yemek bittiği zaman gelecek mi der gibi oldu. Ahmet Alp, değerli kardeşim iyi yayınlar demiş. Ercan Şahin iyi yayınlar. Gökhan Dumanlı, Koray Örs, Kenan Özdemir, Ahmet Ay, Hasan Çelebi, Hüseyin Şen, Hüseyin Şen'e kadar hepsi iyi yayınlar demiş. Kocaeli'den hayırlı akşamlar Hüseyin Bey'e başarılar demiş. Kazcı Mahir Aka bu proje tutar demiş. Ali Çakır bu çocuk okur demiş. Teşekkürler. O başka bir şey. Mehmet Elipik demiş ki eminim başarılarının devamını dilerim. Babam bir kendisi. Sorum olacak demiş. Not düşelim soruyu yine yıkama. Evet babalar. Evet. Gurur duyar evlatlarla. Aynen. Çünkü heyecanlanır. Belki şu anda heyecanlanmış, duygulanmıştır, izliyordur. Kesinlikle. Mehmet babacığım, benden de selam olsun size. Evet, selamlar, ben de evet, selamlar. Bizim babamız da şu anda kanserle mücadele veriyor. Rabbim bütün babalara şifa versin. Amin inşallah. Evet, sıkıntılar çekiyoruz. Yüksel Sağlam iyi yayınlar dilerim. Manisa'dan selamlar demiş. Yüksel Sağlam'da bitirdik. Koray Örs, sistem ücretlenmesi yükselen maliyete karşısında önemli bence demiş. Cemal Hasanbaş iyi yayınlar demiş. Evet, Cemal Hasanbaş'ta yorumları bıraktık. İsterseniz şu Vision Life önce... halı yıkamada iyi yani demiş. Evet, Vision Life'da bitirdik. Evet, şu sorulara... kayıt dışı ile ilgili bizim projemize nasıl çözüm... Vergi levhası mesela. Aynen, ona nasıl çözüm olacağını. Kayıt dışı ve fiyatla ilgili. Ben bunu tekrardan bir örneklendirmeyle açıklamak istiyorum. Bugün mesela Getir diye bir uygulama var. Türkiye'de binlerce motorlu kulyesi var. O sektörde hiç kimse de vergi kaydı var mı yok mu tartışılmıyor. Çünkü herkes sisteme girmeden önce ilk önce bakır kaydını yaptırıyor. Vergiye kayıt oluyor. Neden? Müşteri kaygısı yok. Çünkü Getir onlara belli bir taahhüt veriyor. Taahhüt verdiği için, iş garantisi olduğu için adam ilk önce kaydını yaptırıyor. Ama bizim sektörümüzde insanlar bu işe girerken garanti görmedikleri için, bir şey görmedikleri için vergi kayıtsız genelde bu işe giriyorlar. İlk önce önümüzü görelim, ilerleyen dönemlerde bunu yaparız. Çünkü halı yıkama sektörüne. Halı yıkama sektörüne. Sizin siteye değil. Değil. Şimdi evet. yıkamahalli.com'da biz nasıl buna çözüm olacağız? Az önce dedik ya, Getir'de adam kurye işe ilk girmeden dahi hemen kayışa yapılıyor. Şimdi yıkamahalli.com'un kullanıcısı arttıkça, bir de şu var, biz genelde bizim sektörümüzde hep şundan dertleniyoruz. Adam örnek veriyorum 6 liraya halı yıkıyor. Ya 6 liraya adama halı yıkama demekten artık vazgeçmiyoruz. Yani bizim buradaki amacımız 6 liraya halı yıkayan bir adama, Ersoy Bey örnek veriyorum, adam 6 liraya halı yıkıyor. Kardeşim sen 6 liraya halı yıkama, ben sana 15 liradan halıya müşteri bulacağım desen bu adam 6 liraya halı yıkamaya devam eder mi sizce? Zihniyet bozuksa eder. Zihniyet bozuksa değil. Zihniyet de bozuk olsun, para fazla para var. Zararı kimse göze alır mı? Garanti veriyorsun, diyorsun ki 6 liraya yıkama, ben sana 15 liraya müşteri vereceğim. O zaman adamın aklından zor olması gerekiyor. Bunu kimse şey yapmaz. Tabii ki kabul eder. Burada bizim derdimiz halı yıkamacılara müşteri bulma amaçlı yaptığımız bir proje. Yani az önce dediğim gibi müşteri bulma sorununu çözersek bu adam
Örnek veriyorum, şimdi yıkamahalli.com'da kullanıcılar, yani insanlar kullanıyor. Sipariş buradan, artık yoğunluk buraya oluştu. Buraya insanlar gelmek isteyecek. Bu 6 liraya da halı yıkamak isteyen adam buraya girmek isteyecek bu sistemin içine. O zaman bu adama şunu diyebiliriz. Kardeşim, 6 liradan bizim yıkamahalli.com'a girmek istiyorsun ama bizim burada kurallarımız var. Biz taban fiyatımız, örnek veriyorum, 15 lira. 14 lira fiyat verirsen bu sistemden atılırsın. Kayıt dışı olamazsın. Vergi kaydın olması lazım. Adam da burada iş potansiyelini görünce, yoğunluk burada, hani her yerde, mesela İstanbul'da kapalı çarşı vardır. Bütün kuyumcular, bütün çarşılar oradadır ve onun kullanıcıları, müşterileri hep oraya gelirler. Biz de burada halı yıkama müşterilerini tek bir site altında toplarsak ve onlara da referans verirken yoğunluğu buraya alırsak, bu işte ucuz yıkayanlar, vergi kayıtsız olanlar bu sisteme girmek için otomatikman fiyat politikasını, vergi kaydında bu sisteme girmek için mecbur girerken yaptıracaklar. Yani vergi kaydı olmadan almıyorum diyorsun. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi benim ön başvurularımda, benim şu anda yaklaşık, ben bu projeye başladı 42 firma oldu. Dediğim gibi ilk etap her etçeden birer firma alıyorum. Onları özenle seçmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bayilerim içinde vergi kaydı olmayan bir firma var. Adam yeni açmış ama biz şu anda müşteri odaklı reklama başlamadığımız için şu anda ona ama bir hizmet... Ama onda vergi kaydını yaptırsın canım. Sistem başladığı zaman, biz müşteri odaklı reklama çıktığımız zaman zaten otomatik kaydını yapacak. Daha reklama çıkmadınız. Daha müşteri odaklı reklama çıkmadık. Biz şimdi önümüzdeki süreçte ilk önce Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde bayi ağını oluşturacağız ki ondan sonra Türkiye genelinde reklamlar oluşturuyor. Bir tane mi var vergi kayıtsız? Bir tane var. Şu anda bildiğim bir tane var. O da kendisi söyledi, yeni firma. Bir de şimdi şu vergi kaydıyla ilgili ben şunu da bir örnek çekmek istiyorum. Şimdi biz hani diyoruz ya vergi kaydı. Ben buna ilgili Facebook'tan yine paylaşım yapmıştım daha önce. Bir tane arkadaş beni özelden aradı. Dedi ki abi sen vergi kaydına böyle böyle diyorsun ama dedi. Bu da bir sektörde bir gerçek yani. Benim dedi tekstilde iş yapıyordum. İşim battı. İflas ettim. Elimde bir tane vergi dairesine hacizli bir tane minibüsüm kaldı. Bir arkadaşım da halı yıkama işi yapıyordu. Bana dedi ki gel böyle böyle bu işe. Evimde 3 tane çocuğum var. Evime ekmek götürmem lazım dedi. Ben dedi bu işe böyle başladım dedi. Mecbur kayıtsız, yani mecburdum dedi. Yani adam, zaten bir insan mecbur olmasa halı yıkama işine girmez. Gerçekten girmez. Bizim yaptığımız iş, bu iş, sektör gerçekten basit bir iş değil. Zor, zahmetli bir iş. Başka imkanı olsa başka iş yapar. Ve ben ya dedi bu işe... Bizim halı yıkama iyi iş ya, o kadar şey yapmadım. Zahmetli iş abi, zahmetli. Zahmetli de yani iş. Parası da var yani. Parası var ama zahmeti de çok fazla. Dedim ki kardeşim tamam öyle yaptın başladın ama bari dedim kul hakkına girmemek için eşinin üstüne vergi kaydı yapsaydın. Dedi ki abi benim sıkıntılarımdan dolayı eşim dedi bırak vergi kaydı yapma, vergi dairesi deyince kadına bir şeyler oluyor, aile huzurum bozulacaktı. Ben dedi bu şu anda bu şekilde çalışıyorum, hak edeyim biliyorum dedi. Yani bu gibi sorun da, yani bizim sektörümüzde birçok insanlar bunun çözümünü şikayet olmasını konuşuyor ama şimdi sen böyle bir firmayı biliyorsun, durumunu da görüyorsun. Nasıl şikayet edebileceksin? Hangi vicdan? Öyle bir şey yok ya. İşte öyle bir şey yok. Nasıl şikayet? Bırakalım bu duygusallığı ya. İşte benim burada bırakalım anlatmak istediğim duygusallığı. Yani şurada benim anlatmak istediğim. Ekmeğiyle oynamayalım falan filan. Adam şimdi kayıt dışı çalışıyor. Niye şikayet edeceğin durumunu? Bırakın yıkama, bunları işte, ya. Yıkamahane.com'da kimseyi şikayet etmeden adil bir şekilde, evet, düzgün bir şekilde bu sorunu çözecek odaklı proje geliştirdik. Anladım. Burada herkes kendinden şikayetsiz, kendi isteğiyle bu sisteme dahil olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar, yorumları okuyacağım ama WhatsApp'tan seminerle alakalı bilgi istiyorlar. Bizim de bir kahve ihtiyacımız var. Kahve gelecek bize. Kameranın önünden geçemiyor. Değerli kardeşim, bizim bir otelimizin videosu var. Hazır mı o video? Hemen geçelim bir. Anlatayım ondan sonra. Arkadaşlar, Alanya seminerinde oteli bir izleyin. Alanya'nın en modern, en lüks tesis arkadaşlar. Yani içine gir, bir günde gezemezsin. İnşallah hava çok güzel olur. O büyük kaydıraklı akvaparkı açarız. O sahilinde, özellikle sahilinde o gün otelde ikinci günü 600'e yakın İranlı olacak. Bir araba odun ayarladık. Sahilde Nevruz ateşi yakacağız. Üstünden atlatacağız sizleri. Bunları söylemedim. Evet. Yani burada İranlı dostlarımızla mı diyelim, arkadaşlarımızla, inşallah birbirimize girmeyiz. Orada Nevruz ateşi yakacağız. Sahilde akşam parti düzenleyeceğiz. Eğlence de olacak. Efendime söyleyeyim, eğitim has safhada olacak. Özellikle söylüyorum. Bu arada seyirci bulmuşken reklam yapalım. Evet tabii. Bir tane büyük konferans salonumuz var. Bütün her şey orada olacak. Hiç oradan dışarı çıkmayacağız. Yani gezmek isteyen gezmeye gidecek ama eğitimler orada olacak. Sunumlar orada olacak. Konuşmalar orada olacak. Efendime söyleyeyim, tedarikçi dostlarımız standları da orada olacak. Kafe break dışarıda olacak. Bir de mesela otellere gittiğiniz zaman en büyük sıkıntı sigara içme yeri. Pardon, ne sigarası ya? Rahat etme yeri. Evet. Hemen salonun dışında yemekler, zaten yemek kültürü, o zaman yabancı, Avrupalı, ya Rus turist olmadığından dolayı
yerliye yönelik Türk yemekleri olacak. Müzisyen getireceğiz otele. Hijyen TV'nin standını kuracağız. Sosyal medya standını, sosyal medya eğitimleri verdireceğiz. İki tane kameramanımız olacak. Gelen her halı yıkamacıyla kısa röportaj yapacağız. O röportajı da ileride sayfalarında kullansın diye onlara geri atacağız WhatsApp'tan. Bir dakikalık kendini tanıtan Hijyen TV mikrofonuyla. Orada bir tane program yapma ihtimalimiz var. Katılımcıların, eğitmenlerin fotoğrafları zaten var şeyde. Tedarikçilerimiz oraya katılacak. En önemlisi, Türkiye'de bir kurutma makinesi çıktı. Ne dedi? Bir saatte halıyı kurutuyorum diye. Dektör makinesi. Sedat Bey tırı getirecek orada. Biz buradan bir halı yıkamacıdan 300 metrekare yıkanmış halıyı götüreceğiz. Bakalım bir saatte kurutuyor mu? Bir saat, bir buçuk saat arası kurutuyor dedi. Onu koyacağız. Hediyeler olacak çekiliş. Ama çekilişte şöyle bir şey söyleyeyim. Çekilişte çekiliş bileti olmuyor ama çekilişte o çekiliş fişlerini verirken sema hastaları için bir kutu koyacağım. Kutuya atacaksınız. Hani adam bir tane küçük bilet aldı mı? Hem bir tane İstanbul'da Taylan Aslan var, RVM makine. Akrabası, çocuğu sema hastası olmuş. Bir de bizim Alanya'da var sema hastası. Alanya'daki bütün sivil toplum örgütleri, siyasi parti liderleri, Sayın Kaymakamımızdan tutun da belediye başkanımıza kadar bütün oda başkanlarını çağıracağız. İnşallah Ankara'dan bir tane yetkili, oda yetkilisi, kayıt dışı ile alakalı orada. Evet. Biz kayıt dışıyız. Bizi kendimizi ihbar edeceğiz orada. Evet. Kendi kendimizi. Diyeceğiz ki bizi düzeltin diyeceğiz. Biz kayıt dışı çalışır diyeceğiz falan filan. Espri ayrı bir şey ama ben gerçekten Alanya Semineri'ne çok iyi çalışıyorum. Sizler de benim postlarımı sayfamızda paylaşın. Dediğiniz gibi 400 kişilik bir kontenjan aldık. Otel ek kontenjan açar mı açmaz mı bilmiyorum. Bekliyorum. Çünkü bu işin reklamını tek başıma yapıyorum. Hijyen TV'den yapıyorum. Arkamda bir kitle, bir grup oluşturamadım. Oluşmadı. Yapmıyorum bunu. Biliyorsunuz bir dernek değilim. Bir kurum yok. Tek başıma mücadele ediyorum. 350 TL'ye Alanya'da varsa bir oteli bulacak adam gelsin. O oteli 350 TL'ye bulup yapabilecek adam varsa gelsin. Neden gelsin? Çok mücadele ettim. O yüzden uygun fiyata yaptığımız oteli biz diyelim. Thank you.
tatili nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel. Hele sizin sunduğunuz fiyatlarda böyle bir yerde böyle bir 3 günlük tatil hem seminer yapmak çok güzel bir şey. Kahvaltılı otel 240 lira. Aynen aynen. Ben 200... bugün sadece bir öğün yemek yedim burada. Söyleme sahip 100 lira yemek verdik. Para verdik yani. Yani şeyde çok şey değil yani. O senin kaldığın küçük otel kaç para biliyor musun? 240 lira. Sadece kahvaltılı küçük otel. Aynen. Yani çok uygun fiyat otel aldık. Aynen. Gerçekten çok uygun fiyatlar. Evet. Ben bile inanamıyorum. Evet. Yani bu şartlarda bir de elektrik faturalarına zam gelmeden önce aldık. Değil mi? O yüzden 400 kişiye çektik kotayı. Evet. Yani ben yapmıyorum sancaklarını, ek kontenjan açarsalar da, ama bilemezsin. Benim zaten hedefim 300-400 kişi abi. Fazla geldiği zaman yani başaramayız diye şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, aşağıda bir yerde bir yer mi yanıyor? Neresi yanıyor? Ciddi misin? Yangın var aşağıda. Oğlum buraya sıçramasın. Aşağıda bir yangın varmış bu arada. Has başaran restoranda. Çünkü koku buraya kadar geldi. Evet. Evet. Allah yardım etsin. Çıkınca şey yaparız. Bizim yayına yayında hissediyorum ya. Değil mi? Çünkü hemen dibimizde yer yanıyormuş. Aynen. Bana da koku geldi. Evet değerli izleyenler, şu yorumları da hemen okuyalım. Ondan sonra sorulara devam edeceğim. Tamam. Vision Life'da kalmıştık. Hüseyin, Hülya, Megeş Öker. Akraba mı? Evet. İyi yayınlar demiş, başarılar diliyorum demiş. Akraba başkadır. Ocaklar halı temizleme, iyi yayınlar. Dehapos yazılım sponsorumuz, iyi yayınlar demiş. Cemalettin Metin Ersoy, iyi yayınlar, başarılar. Babaya acil şifalar demiş. Allah razı olsun kardeşim. Bütün cümle kanser hastalarına, hastalıkla mücadele eden bütün babalara, annelere, herkese Rabbim yar ve yardım etsin. Amin inşallah. Mehmet Ataroğlu, taç halı yıkama Eskendor demiş. Volkan Bey uzun bir şey yazmış. Koray Örs, tekrar iyi yayınlar dilerim demiş. Selami Genç, Sedat Genç Erzurum halı yıkama, Hilmi Uyar, Ömer Gürçetin, Doruk Kimya Antalya iyi yayınlar dilemiş. Doruk Kimya Antalya firması yeni sponsorumuz oldu. Antalya bölgesinde, bak hemen reklamını da geçelim, sırayla geçiyor zaten. İyi yayınlar demiş. Bizim çocuk okumadı, inşallah sizin çocuk okur demiş. Şimdi bu konuyu açacağım az sonra. Kenan Özdemir, inşallah sizin çocuk okur demiş. Önemli bir soru. Kenan Bey bizim ortaklarımızdan. Süleyman Şahin demiş ki, sade fiyat iş bitirmiyor. Adam işinin arkasında duracak mı? Şimdi örneğin sitede 100 adet bayi var. Bunun 20 tanesi işin arkasına durmaz ise site zarar görür demiş. Bu da önemli. Tamam, bunu zaten açıkladım şeyine. Not düşelim. O açıklandı, yayın izlerseniz. Evet, Koray evet. Örs demiş ki, tekrar iyi yayınlar diliyorum, kusura bakmayın ama müşteri halıyı ben daha ucuza nerede yıkatırım diye bizden çok mücadele veriyor. Buna cevap ben vereceğim. Buna istersen bir cevap, kısa bir cevap ben da vereceğim cevabı. Dur, buna ben vereceğim. Veriyor. Bu sistemde kurucusu kardeşim ayrıca halı yıkama işletmeciliğini yapıyor mu demiş. Evet, ona da sen cevap ver. Evet, 2 sene Nurhan Küçükyanık, Recep Kına, Nurhan Küçükyanık iyi yayınlar demiş. Mücahit Demir, yapıyorsun bu işi Ersoy Bey demiş. Teşekkür ederim değerli Mücahit Demir, Sivas'tan. Destekleriniz bizi onur ediyor. Başarmam için mücadele ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Semih Erpik, oğlum, iyi yayınlar demiş. Evlat, aha, candır. Evet. Bekir Aslan, benden de selam olsun Hüseyin Bey'in oğluna. Bekir Aslan, bu otel Türklerde değil mi demiş. Evet Bekir Bey, Türklerde. Zeki Korkmaz, iyi yayınlar demiş. Murat Kıyak, iyi yayınlar, başarılar, devamı dilerim Hüseyin kardeşim. Az önceki sorumu anlamadı. Özür dilerim, sorum düzelteyim. Yıkama esnasında yıkamayla ilgili sorun yaşanırsa bunu halledebilecek mi? Evet, hem kendisi halamın oğludur. 2 sene önce de kendisi aktif, ben Ordu Kumru'da bu işi yapıyordum. Bu soru şu. Halı bozuldu, çözülemedi. Müşteri dırdır etti. Evet. Evet, not düşerdi. Buna ileride geleceğiz. Ömer Gürçetin, Antalya Doruk Kimya hizmetinizdeyiz demiş. Evet, sektöre katılıyor. Gülşah Kuzu, iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Murat Barlas, bugün yorumların hepsini okumaya çalışıyorum. Evet. Zamanımız 1,5 saat ama uzatabilirim. Evet. İzleyicilerin yorumlarını okuduğu zaman... 16 saat yol geldik. Efendim? 16 saat yol geldik. Murat, sıkıntı yok. Aynen. Bizim dükkan kapanıncaya kadar senin burası. Elektrik gidinceye kadar. İyi akşamlar demiş Kemal Özer. Geçmiş olsun usta demiş. Fikret Baloğlu, iyi yayınlar demiş. Fikret Bey dün kaydını yaptırdı. Alanya'ya katılıyor. Çetin Özkan, iyi yayınlar demiş. Botan Alper, Adıyaman'dan selamlar demiş. Oncaklar halı temizleme, ocaklar halı temizleme, iyi yayınlar demiş. Mutlu halı yıkama, sektör adına yapılan her adamın yanındayız. Hüseyin Erpik, Ersoy Bakır, iyi yayınlar demiş. Evet, yorumlarımız bitti. Hemen ben not düştüğüm bir soru var. Tekelleşmeye nasıl izin vermeyecek bu sistem? Her yerden bir tane bayi alıyorum diyorsun mesela.
ben tekelleşmeye izin vermeyeceğim diyorsun ama Antalya'dan bir tane bay alıyorsun. İşler güzel gitti. Antalya bayisi. Yani bunu her giren böyle bir anekdotla giriyor ama nasıl bu olmayacak? Yani sonra bayi almaya devam edecek misin? Şimdi az önce de söylediğim gibi Ersoy Bey, bu bir bayilik sistemi değil. Bu birliktelik, yani şey değil. Şimdi ben her ilçeden ilk etapta birer tane almamın sebebi, işimi sindire sindire düzgün bir şekilde gitmek için ilk etapta her ilçeden birer tane firma alacağız. İleride yıkamahane.com'un kullanıcısı arttıkça, talep arttıkça ikinci, üçüncü firmalar alımına devam edeceğiz. Onda da şöyle yapabileceğiz. İyi firmalar seçebilmek adına. Örnek veriyorum, Antalya'da ilk ben size Alanya ilçesinde size bayilik verdim. Sizle başladık. Şunu yapmayacağım ben kesinlikle. Mesela bana böyle bir teklif de geldi. Örnek veriyorum, ben size günde artık yıkamahane.com'dan misal olarak size günde 20 adres geliyor. Bu adres 30'a 40'a çalıştı. Bana bayim şunu demeyecek. Ya ben işte araç sayımı 2'ye çıkartayım, 3'e çıkartayım, devam mı, potansiyelimi arttırayım değil. Hayır. Kardeşim sen yeterince adres aldın mı? Aldın. İkinci firmayı da sen getir. Referanslı. O da ekmek yesin. Herkes buradan ekmek yesin. Dedik ya, fiyat politikasını oturtmak istiyoruz. Vergi kaydı, kayıt dışını engellemek istiyoruz. Ben ilk önce yavaş yavaş gitmek adına birer kişiyle başlayacağım. Ondan sonra iş kapasitemiz arttıkça, sipariş oranlarımız, ikinci firma, üçüncü firma potansiyelimiz arttığı kadar alabileceğiz. Bu, yani bunu bu şekilde yapacağız. Bir de ben bu işi şöyle yapmadım. Ben bunu bir firma rehberi tarzında yapabilirdim. Yani benim derdim sadece kısa vadede para kazanmak olsaydı, her ilçeden birer tane firma demezdim. Bugün Türkiye dediğim gibi 60-70 bin, 100 bin tane firma var diyorlar. 20 tane bayan personel alırdım. Bir çağrı merkezi kurardım. Bütün halı yıkama önüne koyardım 10 bin tane, 20 bin tane datayı, halı yıkamacının telefonunu. Derdim ki herkese, herkes bugün her bir kişi 100 tane firma alacak. Diyecek ki yıkamahane.com'da bir yıllık üyelik 250 lira. Misal atıyorum. Ben 70-80 bin tane firmanın içinden 3 ayda belki 20 bin tanesinden bu şekilde para toplayabilirdim. Derdim ki çok cüzi bir rakam, 250 lira bayanlar arayacak. Ne olurdu? Anlık para kazanmış olabilirdim ama yıkamahane.com sıkıntıya çare olacak bir şey olmadı. Sadece insanlardan bir anda para toplanmış bir firma rehberi olurdu. Ben buna ne yaptım? Belki orada 6 ayda bu işte kazanacağım parayı 5 yıl sonrasını hedefledim. 6 içinde kazanabilirdim. Tek derdim para olsaydı. Yani bu sektörün sıkıntılarına kafa yormamış olsaydım bunu bu şekilde yapabilirdim. Ama ben yavaş yavaş teker teker gideceğiz. Yani bir firmanın işi arttı mı? Mesela bana İstanbul'da bir arkadaş Avrupa yakasında telefonda dedi ki, abi dedi, biz dedi 4 kardeşiz. 4 tane aracımız var. Ben şimdi her ilçeler için belli bir şey alıyoruz ya. Bütün İstanbul'un Avrupa yakasının bütün ilçelerini bana ver. Ne geliyorsa gelirse ben sana vereyim dedi. Ben dedim ki benim derdim para değil. Ben tekerleşme olsun istemiyorum. Bir ilçe dahi vermedim mesela. Anlatabildim mi dediğimi? Sistem bu şekilde. Bayilik ücretlenmesi nasıl yapılıyor? Yani bayilik demeyelim de. Ya bedava mı yapıyor bunu ya? Bedava yapmıyor. Baba, kazancımızın nereden geleceğini mi sormak merak ediyorsun? Ne kazanıyor şey burada yani? Büyük paralar var mı? Büyük paralar inşallah olur. Olursa da herkes kazanır. Tek ben değil. Ben az önceki şeye, bunu soruyu sormadan önce, az önce Sayın Kenan Özdemir'in bizim çocuk okumayacak şeyini bir açayım mı? Tabii. Değerli izleyenler, ben bunu buradan açıklama gereği duyuyorum. Biz de yıllar önce halıyıkamasepeti.com isminde bir internet sitesi kurduk. Ancak yola çıktığımızda bindiğimiz araba oraya gitmiyordu. Biz Kenan Özdemir, Hasan Çelebi, Mehmet Akif Arzuti, ben bir yola çıktık. Amacımız şuydu. Türkiye'nin her ilinde bir halı yıkamacı ile kendi firmamızın adında işte 3 harfli bir isim bulalım. İşte ABC halı yıkama diye kanalda reklam verelim. Kanallarda, ulusal kanallarda 10'ar bin lira para koyalım. 80 kişi 800 bin TL diye koyalım. Reklamları verdiğimiz zaman da aynı gün il ortağımız, 80 ortaklı bir iş. Böyle bir şirket falan kurmuyorduk ya. Reklam vereceğiz. Bir tane isim, domain falan olmayacak burada. İşte ABC halı yıkama, ABC Zeynep halı yıkama Alanya'dan, Antalya'dan ABC Uğur halı yıkama. Çok ciddi talepler aldık. 15-20 kişi oluverdi bir anda. Bir toplantı yaptık. Amacımız ulusalda verdiğimiz ABC halı yıkama sabahleyin, yani büyük reklamlarla akşam giriş yaptık ya. Önceden altyapıları hazırlarken Alanya'da, o zaman benim firmamın ismi Carpex halı yıkamaydı. Şimdi bıraktım arkadaşlar o Carpex halı yıkamayı. Ortağıma devrettim. ABC Carpex olarak Alanya'da senin dediğin gibi iletişim numarası merkez bağlantılı değil. Alanya'dan ABC Carpex'e yıkatacak. İzmir'den ABC Yıldırım. Tek bir firma adından değil mi? Sizin markanızdan.
Yok yok, ortağız ya 80 kişi. Anladım. 80 kişinin ulusalda reklamı dönecek ama merkezi bulunduğu şehirde kendi numarasını arayacak müşteri. Anladım. Nasıl mı? Televizyonda bir görecek ABC'nin reklamı bas bas dönüyor. Alanya'da bakacak Carpex alı yıkamanın önünde ABC var. Ya bu adamları televizyonda gördük, iyi bir firma. Evet. Bir anda böyle bir oluşumla yapacaktık. Sonra biz bir hayale daldık. Bir arkadaşımız bize yıkama sepetini önerdi. Olur mu olmaz mı? Benimle yola çıkan arkadaşların çoğu bunu kabul etmedi, ayrıldı. Ben de orada bir yerim mi bağlandı, ne oldu? Sistemin başında olduğum için geri adım atamadım. Belli bir noktadan sonra vah mah dememe rağmen zaten iki tanem, üç tanem bayi arkadaşım katıldı bana. Geriye dönüşüm olmayan bir yola çıktım. 40-45 bin lira da benim param gitti. Hak ettim mi? Bunu hak ettim ben. Yani neden hak ettim? İnsanlara biz çıkış yolumuzu anlatamadık. Gelen çok değerli dostlarımı kaybettim orada benimle yola çıkan. Yani arkadaşlarım genelde bize güvenerek çıktığı bu yolda, hep beraber çıktığımız yolda, biz yolda giderken yolu değiştirdik. Evet. Otomatikman sepet ismiyle Türkiye'de bayi oluşturup komisyon sistemine döndük. Hayırlı, Amerika'ya tatile falan gideceğiz. Bir göreceksin sen. Yani Kenan izliyorsa duyardır. Yani bir hayallere daldık. Ben nasıl daldım gariban Ersoy? Yani neden bu işe girdin? Ama hani bir de onur var ya. Evet. Ya girdik bu işe, başaramazsak. Evet. Derken yani bir geri adım atarsan o sana bağlanan, ümit eden insanlar da var. Evet, evet. Atamadım geri yani. Neyin bağlandı derler ona, bir şeyin bağlandı derler ya. Basiretiniz bağlandı. Basiretim bağlandı ya. Geri adım atamadım. 45 bin lira param gitti. O zaman şey, freelance kaç paraydı biliyor musun? Hı-hı. 23 bin liraydı. Değil mi? Freelance kaç para şu anda? 200 bin lira. 200, 400 bin lira ya. Evet. Gitti para. Helal hoş olsun. Hak ettik bunu. İnanın neden ayrıldığımı da söyleyeyim. Oraya girmeyelim. O ayrı bir şey. Aynen, aynen. Orası tabii şimdi eskiden kötü olduğumuz insanlarla şimdi de kötü olmaya gerek yok. Herkesin hakkını Cenab-ı Hak yarın ahirette verir abi. Aynen, kesinlikle. Kim hata ettiyse. Öyle. Ben kesinlikle. Buradan o yüzden bizim yolumuz buydun. Çıkış yolumuz buydun. Yani yolu değiştirdiğimiz için cezayı da çektik. Bunu da burada ilk defa açıklamış oluyorum kamuoyu önünde. Ama kimseye kinim şeyim yoktur. Olmadı abi. Sizinki bizimkinden çok farklı olduğu için Evet. Ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. İstersen şurada fiyat, az önce sordun ya sen burada nereden para kazanacaksın, çok para kazanacak mısın? Ben şimdi birçok arkadaşımın, birçok meslektaşımın da merak ettiği konuya, bayilik ne oluyor, nasıl giriliyor, belli para veriliyor mu? Şimdi Ersoy Bey, bu işte bayilik ücreti ben kimseden almıyorum. Çünkü ben şu anda bayilik verecek bir marka sahibi değilim. Çünkü benim yıkama.com bir marka değil. Neyim ki diyorsun para istemiyorum. Aynen. Ben bayilik ücreti için para istemiyorum şu an. Evet. İstemiyorum. Yalnızca bizim sektörümüzde belli sıkıntılar var. Biz bunları iş kazası da diyebiliriz. Ne gibi? Örnek veriyorum. İstemeyerek de olsa müşterinin halısı bozulabiliyor, kaybolabiliyor. Yani başlıca çok sıkıntılarımız var. Şimdi ben örnek veriyorum. Ben geçen yazın Ankara'da da Samsun'da, az önce burada cevap olsun bu işi yaptım diye soranlar için. Ben şu anda Ankara, İstanbul, Tekirdağ, İstanbul koltuk yıkama fabrikası.com üzerinden 4 firmada koltuk yıkama hizmeti veriyorum. Geçen sene biz Ankara'da koltuk yıkarken bizim Ankara'da koltuk yıkayan arkadaşımızın cenazesi oldu. Yarınki işe çıkamayacağını söyledi. Biliyorsunuz koltuk yıkamada randevuyla çalıştığımız bir sistem. İnsanlar bize randevu alıyorlar ve ona göre kendi saatlerini ayarlıyorlar. Biz de randevuları ertelememek için, müşteriye hem zarar vermemek için internetten Ankara'da bir halı yıkama firması buldum. Aradım kendisini. Dedim kardeşim, bizim dedim yarın 5-6 tane adresimiz var. Senden para pul da istemiyorum. Yeter ki bu adamların hizmeti görürsün. Bunu dedim yıkar mısın? Dedi ki yıkarım abi. Dedim adresleri de sisteme girdim, attım, gönderdim. Bir müşterimizin koltuğunu yıkarken bu arkadaş isteyerek kesinlikle yapmamıştır. Artık dekobaj yaparken mı, nasıl yaparken üçlü bir koltuğun kumaşı yırtılmış. Ve demiş ki, bizim adımıza gidiyor ya, bunu firma yaptıracak abi demiş, firma arkasında. Ondan sonra müşteri bizi aradı. Dedi ki abi böyle böyle sorun var. Arkadaşı aradık. Hani nasıl yırtıldığını dahi sormak için. Telefonumuzu engelledi. Telefonumuza dahi çıkmadı. Mecburen biz o müşterinin o sıkıntısını gidermek için 3800 lira ben kendi cebimden müşterinin koltuğunu... Ankara'da koltuk yıkattım. Tabii. Bayiye. Bir gün kendi bayim hizmet veremediği için başkasına iş pastadım. Fasoncuya. O kayıt da dışına. Tabii. Yani kayıt dışı, aynen. Kayıt dışı olup olmadığını bilmiyordum. Ben yani örnek. Örnek veriyorum. Yani çünkü aramızda bir sözleşmemiz yok, bir şeyimiz yok. Kalp kaydı bozuk olan bir insana zaten öbür kayıt olmaz ki. Aynen. Yani o adam şunu da yapmadı, örnek veriyorum. Abi ben işte arkasındayım, buradaki sorunu çözeceğim falan da demedi. Direktmen benim numaramı engelledi. Şimdi biz buna iş kazası diyoruz. Şimdi ben insanlara... Ödedi mi cebinden? Tabii kendim ödedim. Firma sahibi olarak. Tabii kendim şu ödedim. Şu koltuk yıkama.com'a da bir değinelim. Koltuk yıkama fabrikası.com kendi firmamda. Bir dakika, sen bunu kaç yıldır yapıyorsun?
İki yıldan beri yapıyorum. İlk yıl zaten bunu yapmamız sebebi de az önce sizin hani söyleyemediğiniz birkaç cümleden bir tanesi olan fizibilite dediğimiz var ya. Fizibilite. Şimdi ustalığını yap, şey çıraklığını yapmadığın bir işin kalfalını yapamazsın diyorlar. Fizibilite. Bir de benim soyadımı söylemekte zorlanıyorsunuz. Fizibilite. Evet, evet. Oldu. Yani yazın bakayım fizibiliteye yazabilecek misin arkadaşlar? Ben yine yok söyleyemiyorum. Koltukyıkamafabrikası.com'u benim kurmamın asıl sebebi. Orada başarılı mı? Tabii şu anda başarılı. Yani hala aktif. Çok güzel. Anlatayım. İlk sene Samsun'da başladım. Evet. Samsun'da başladım. İkinci sene Ankara, İstanbul, Tekirdağ. Onu da şöyle yaptım. Bakın size çok basit örnek veriyorum. İstanbul, Ankara iş internet ortamından iş ilan sayfalarına ilan verdim. Dedim ki kendi aracıyla koltuk yıkama hizmeti verecek personel alınıyor. Bu şehirlerden 3 tane arkadaş bize başvurdu. Samsun'a geldiler. Hepsi ayrı ayrı zamanlarda. Benim Samsun'daki kendi personelimde 1 hafta, 10 gün, 3 gün, kimisi 4 günde öğrendi. Ben bunlara koltuk yıkama eğitimi verdim. Yani o elemanımla beraber işe gönderdim. Hepsi çalıştı. İşi öğrendikten sonra ben bunlara birer tane makine aldım. Gönderdim oldukları bölgede de. Geçen sene de Ankara, Tekirdağ, Ankara, Tekirdağ, İstanbul. 3 şehirde de hizmet vermeye başladım. 2. senemde. Bunu yapmamın sebebi de şu. Hani az önce dedim ya yıkamalar.com'da insanlara iş bastıracağız. Sistemdeki sıkıntıları dedi. Az önce dedi arkadaş yıkama hizmeti yapmış mı? Bu işi biliyor mu? Sistemin içindeki sıkıntıları görmemiş. Adam koltuk yıkamacıya. Onu zaten önceden araştırmak için bunu yaptım. Burada dediğim gibi ücretlendirmeye gelince sadece bu gibi iş kazalarında bugün hiçbir kimse benim bu yaptığım işe az önce söyleyeceğim olayı yapmadan kimse girmez. Aklı selim olan girmez. Nasıl girmez? Ben ne yapıyorum? Ben bayilik ücreti almıyorum firmalardan. Ben sadece bu risklere karşı bayilerimden 6000 TL teminat ücreti alıyorum. Onu da tek seferde kimseden almıyorum. Dedim ya az önce ben yavaş yavaş gideceğim sindire sindire ve karşılayabileceğim gibi altından kalkamayacağım hiçbir şey taahhüt etmiyorum. Bunun 1000 TL'sini yıkamahane.com'a onun bölgesine bayilik verdiğim zaman sayfasını oluşturduğum zaman site alıyorum. Yapıyorsun. Site yapıyorum. O zaman site. Alıyorum. Domain alıyorsun. Domain almıyorum. Kendi web sitemin içinde yaptığım için ekstradan domain almıyorum. Evet. Kendi web sitemin içinde o bölgede bayiliğini onun veriyorum. Onun fotoğraflarını, videolarını falan hepsini koyuyorsun. Koyuyorum. Hepsini videolarını. Koyuyorum. Güncelliyor musun bunu devamlı? Tabii güncellemesi. Her yıl. Aynen aynen. Ücretsiz mi? Hayır hayır. Oraya gireceğim. Bitireyim isterseniz nasıl yaptığımı. 1000 TL'sini sayfasını oluştururken alıyorum. Kalan 1000 TL'yi de Nisan ayının 5'inde alacağım. Kalan 4000 TL'yi de teminat alıyorum ya. Sezona ben müşteri odaklı reklama çıktıktan sonra benim gönderdiğim müşterilerle örnek veriyorum siz benim bayimsiniz. Ben müşteri odaklı reklama çıktım. Size bugün 300 liralık iş gönderdim. Ya da bir hafta içinde toplamda 4000 liralık iş ben gönderdim. O işten kazandığınız parayla bana diyorsunuz. Bu bayilik ücreti değil. Bu teminat. Bu teminatı da şöyle söyleyeyim size. Yarın öbür gün oldu ki halı yıkamacı bu işi yapmaya devam etmek istemedi. Ya da farklı bir sektöre geçmek istedi. Bana dedi ki Hüseyin Bey ben bu sistemden çıkacağım. Yani bırakıyorum bu mesleği. Bana ticari anlamda bir zarar kayba uğratmamışsa beni, yani bir müşteriye bir zarar vermemişse, bir şey vermemişse o teminatını bizden alarak ayrılabilir. Anlatabildim mi? Şu anda bayilik ücreti almıyorum ama şunu söylüyorum. Benim şu anda Türkiye genelinde 20 günde 43 bayiye ulaştık biz Allah'ın izniyle. Bunu sürekli yapmayacağım. 100 bayiden sonra teminatın dışında sisteme kayıt için özellikle web sitesi için ekstradan ücret alacağım. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bana da misal edin, nasıl da konuşayım. Estağfurullah, estağfurullah. Bu siteye güncellediğin videoları adamın senin siten içinde siteyi koydun. Bunların sosyal medyada bu şeylerinde, postlarında, fotoğraf videolarında, tasarımında yardımcı oluyor musun yoksa onun altına mı koyuyorsun? Şu anda ben onun için ekstradan bir hizmet bedeli almadığım için, bu iş yükünün altına kalkamayacağım için onu ben müşterinin firmanın kendisinden talep ediyorum. Evet. Ben kendim yapmıyorum. Yani kendim yapmıyorum çünkü yapamam ileride bayi sayısı arttığı zaman çok ama ileride şunu da anlatayım bu proje geliştikçe biz bayilere ne gibi hizmetler mesela ben kendim şu andaki mevcuttaki bayilerime post tasarımları yapıyorum onları atıyorum diyorum ki Facebook hesaplarınıza paylaşabilirsiniz o desteği veriyorum ileride şöyle bayilerim sayılarımız arttıkça her türlü konuda destek vereceğiz o ayrı bir şey sistem zaten kendinden gelişecek şu anda öyle bir hizmet vermiyorum ama ileride bunlar olacak. Evet hemen devam ediyorum yorumlara çok az yorum var kaçırmamam için. Çetin Özkan iyi yayınlar. Botan Alper Adıyaman'dan selamlar. Fikret Barol'da kalmıştık. Evet. Ocaklar halı temizleme iyi yayınlar demiş. Mutlu halı yıkama sektör adına yapılan okuduk değil mi onu? Çetin Özkan seviyorum seni demiş. Benim onu mu? İkimizi de demiş. Efemak iyi yayınlar demiş. Efemak Alanya seminerimizdeki ilk ana sponsorumuz oldu. Allah razı olsun. Makine getirecek, paketleme, yıkama getirecek. Çalışıyor şu anda. Çok harika paketleme yapıyor Mersoy abi dedi. Biz zaten haftaya İzmir'e gideceğiz. Belki oradan canlı yayın yapacağız. Osman Bey
10 tane de çekilişle, bak 10 tane 10 bin lira eder o ULV cihazı. Yani bu dezenfektan makinesi var ya. Hı hı. Şimdi onun devri bitmedi. Onunla halılarınızı parfüm sıkabilirsiniz arkadaşlar. Hı. Askı halindeyken. Hı. Önemli bir şey. Unutmayalım, 10 tane FMAC makina Osman Bey 10 tane ULV cihazı çekilişle verecek. Az değil. Ondan sonra neler var onu da söyleyeyim. Hı hı. Bir tane sıkma makinesi var. Değerli Bünyamin kardeşim, Mix Kimya adına. Bir de 1 ton şampuan var. Yine 300 kilo şampuan var başka bir firmadan. Bir tane 3 motorlu süpürge var Safran makineden. Yine Safran makineden bir tane amfor var 7-8 bin lira değerinde. Yine bir tane küçük 3-2 motorlu süpürge var. Daha da hediyeler. Biz hediye için kimseye şey yapmıyoruz. Hediye vermek isteyenler kendileri karar versin. Bu hediyelerin çekilişinde küçük bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Onu da tamamıyla Türkiye'de mücadele eden, yani inanılmaz bir şekilde ölümle, çocukların ölümüyle yaşamı arasında yolculuk eden aileler var. Sema hastalığı ailelere. Rabbim onlara da şifa versin. Onlara destek olacağız. Bu yıl Sema hastalarına daha çok önem veren yayınlar yapacağım. Hijyen TV'de 2 tane Sema hastası çocuğumuza yayın yapacağım Ramazan ayında. Yine Alanya'da yapmış olduğum kanalda da 2 tane Sema hastası çocuğa yayın yapacağım. Bizler var olduğumuz müddetçe mazlum ve mağdur olan ailelere gücümüz yettiğince konuşuvereceğiz. Yardımcı olacağız. Yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Benim çocuğum da olsa ne yapardım diye düşündüğüm için, evet, gözümü yumup 10 saniye düşünüyorum. Benim oğlum Sema hastası olsa ne yapardım? Evet. Varımı yoğumu her şeyimi satardım. Biz de ne yapalım? Yani Ramazan ayında ben buradan bir çağrı yapayım. Ramazan ayında fitre ve zekatlarımızı Sema hastalarına verelim. Bitti. Alanya'da bir Sema hastası var. Bir de bizim bir makinacı abimizin, Taylan Aslan'ın yeğeni Sema hastası. Bu Sema hastalar çok önemli. Onlara destek çıkar. Rabbim kimseyi çocuğuyla imtihan etmesin. Evet. Devam ediyoruz yorumlara. Selman halı yıkama iyi yayınlar demiş. Osmanoğlu halı yıkama. Bak çok farklı izleyicilerimiz var. Evet. İlk defa gördüğüm izleyicilerimiz var. Senin müşterin bunlar. Bayilerimden olabilirler. Osmanoğlu, evet, halı yıkama, evet, iyi yayınlar. Söyledi Hüseyin Bey demiş. Devam izleyin arkadaşlar. Hasan Koç iyi yayınlar. Fiyat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Dur. Antalya Serik'ten 4 liraya halı yıkama yapan iş yerleri var. Evet. Ne diyorsun sen? 4 liraya halı yıkama. Lan 4 liraya mazot, yaktığın mazotu hesaplasan, halıyı taşısan etmez ha. Evet. Gerçekten mi söylüyorsun Hasan Koç? 4 liraya halı yıkayan Bitlis'in Tatvan ilçesinde bile adam 10 liraya yıkıyor ya. Eğirdir'de, Kastamonu'da, Kars'ta adam 10 liraya halı yıkıyor ya. Karadeniz'in en ücrasındaki Bayburt'ta, Siirt'te, Van'da, yani her yerde, Muş'ta, Erzurum'da yok 6 liraya halı yıkayan ya. Yapmayın abi. 4 liraya halı mı yıkanır? Sil şu yorumu. Böyle iş mi olur ya? Barış Arabacı. Abi inanıyor musun? 4 liraya halı yıkanır mı ya? Yıkatana da hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Oğuz Tekin, Sema Atak, Erpik. Kim oluyor? Sema Atak. Kardeşimin eşi. Yengemiz. Evet. Hayırlı yayınlar demiş. Hilmi Tunağan Görgülü, iyi yayınlar söyle demiş. Halil İbrahim Güler, paramı alıyorsun kardeşim benden, yapabilirim bunu. Herkes kendi elinde yapar bunu demiş. Neyi dediğini hatırlamayalım. Bu yaptığımız projeden bahsediyor. Akbar Kimya, iyi yayınlar söyle demiş. Yine devamlı sponsorumuz Halil İbrahim Güler, ille de bulunan halı yıkamacılar kendi aralarında yapabilir bunu. Tabii yapabilir. Tabii canım yani. Bu zaten abi. Bu benim yapmamla çözülmez. Bu bir sürü firma var. Adam ticaretini geliştiriyor. Adam ticaret yapıyor. Bir sürü ya. Firma var zaten. Yani bu tek lira, zaten altına yıkamanın tek başına zaten yetmez. 4 lira ne ya? Biz fason 5 liraya yıkıyoruz demiş. Bizim Alanya'da fasonu 7 liraya yıkıyorlar ya. Yani fasonu 7 liraya yıkıyorlar. Oktay Yıldız Ankara'dan selamlar demiş. Çok yorum var. Mücahit Demir 4 çok, Sivas'ta 3.99'da kampanya var. İşte yine aynı konular işte. Mücahit yapma. Mücahit'te kaldık. Ben bu yorumu okumayacağım. Temel Yalçın iyi yayınlar Hüseyin Bey demiş. Eşler Sevimler 100 TL'ye araba çeken korsan çekiciler var demiş. Eşler Sevimler, konuyu yapalım. Bu konuyu da gündeme alalım. Her yerde var bu kayıt dışı. Tok TC Oktay Yıldız direkt dövün demiş. Müslüm Ağar Tokat'ta. Arkadaşlar izleyiciler kaça yıkıyorsunuz? Bir yazın bakayım, bir izleyelim. Evet.
Devam ediyoruz. Ersoy Bey, bir şey daha şurada değinmek istiyorum. Yıkamahane.com'un böyle şey konuştuk da maliyetlere ne gibi faydası olabilecek? Onu da size anlatayım. Az önce dedim ya, her ilçeden birer firma maliyetleri. Şimdi mesela örnek veriyorum. Her ilçeden yapmamız sebebi şu. Şimdi bizim şöyle bir şey oldu. Adam arıyorum, diyorum ki Ankara'da hangi bölgedesin? Abi ben Ankara'nın tamamına hizmet veriyorum diyor. Şimdi yazın bu belki çok sıkıntı olmuyor ama yazın yoğunluğunda. Kışın örnek veriyorum, adam Altındağ'da işte 100 kilometre öteden 2 tane siparişi var. Kışın bu hizmeti devam ettiremiyor. İlçe ilçe yapmamın sebebi, hatta ileride bayiler arttığı zaman ikinci firmalar alırken de ilçeleri mahallelere böleceğim. Yani örnek veriyorum, 200 kilometre yolda bugün mazot başını bayağı aldı gitti. 200 kilometre yol yaparak 300 metre halı toplarken ilçeleri mahallelere böldüğümüz zaman, bayi sayılar arttığı zaman istiyorum ki adam kendi o yakın çevresinden 30 kilometrede 300 metre halı toplasın. Yakıt giderlerine bir kere ekstra düşsün. İkincisi reklam olayları, reklam maliyetleri. Benim bugün geçen Bursa İnegöl'deki bir bayim var. Kendisi bir otobüs, belediye otobüsünün arkasına reklam giydirmesi yapmış. Bir aylık bütçe 1500 TL'ye reklam vermiş. Artı onun işte ajansı yaptırması falan filan. Bir aylık reklam bütçesi 2500 TL bir firmanın. Şimdi örnek veriyorum, yıkamahane.com'da 1000 tane firma olduğumuzu düşünelim. Bizim reklam maliyetlerimiz de çok ciddi maliyetler. Bugün en kötü firma hiç yapmıyorsa yıllık ortalama 20 ile 100 bin TL arası reklam yapan firmalar var. Şimdi bir otobüs reklamına, sadece bir otobüse 2500 TL reklam veriyor bu firma. Yıkamahane.com'da 1000 tane firma olduğumuzu düşünelim. Adam başı 2'şer bin TL koyduğumuz zaman reklam, hani birlik yapıyoruz ya, 2 milyon bütçe yapıyor bir ayda. 2'şer bin lirada bir firmanın sadece bir otobüsün arkasına reklam verdiği bir bütçe. 2 milyon bütçeyle bugün nasıl bir istediğimiz reklamı yapamayız? İstediğimiz gibi sesimizi daha fazla bir şekilde duyuramaz mıyız? Bir reklam maliyetimiz düşmez mi? Birlikten bu da şey yapacak. Bunu da evet, söylemek istedim. Reklamı da gidelim mi arkadaşlar? Tabii biz bu yayınları yapabilmek için şimdi bazı halı yıkamacılar soruyor. Bunu burada aydınlatayım. Değerli halı yıkamacı meslektaşlarım. Halı yıkamacılar sayesinde bu yorumu yapabiliyoruz. Bu yayını yapabiliyoruz. Tedarikçilerin desteğiyle yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda, hani birinci yılımız tedarikçilerle gitti, ikinci yılımız tedarikçiler gitti. İnanın ilerleyen zamanlarda daha önce denedik olmadı, sunucular ayarlayalım dedik. Ben sana sunuculuk da teklif edeceğim. Yani güzel yapıyorsun bu işleri. Teşekkür ederim. Yani oradan İnşallah. Bir stüdyo kurup Hijyen TV'nin... Sizin dediğiniz gibi hangi kol uzunsa, uzuyorsa ona her türlü desteği varız. Tabii tabii yapabilirsiniz. Değerli izleyenler, sunuculuk yapmak isteyen halı yıkamacı meslektaşlarımız, kendine güvenen varsa bulur sponsorunu, yayını yapar. Yani bizim kanalımız açık herkese. Ben tek başıma yürütemem ama şunu bilsin ki Türkiye'deki bazı arkadaşlar 3. yılımızda durmadan ileri devam ediyoruz. Tek başımıza sizlerin de desteğiyle ne kanallar geldi geçti. Ne kanallar kuruldu. Ünlü sanatçılar koydunuz karşıma. Hepsi ne oldu? 3, 4, 5 yayın. Ben mütevazi bir şekilde devam ettim. Mütevazi bir şekilde yayınlar yapıyorum. Bak adam Samsun'dan gelmiş. Ama şımarmadan en iyi şekilde sizlerle beraber bu işi yapmaya devam ediyoruz. 3. yılımız oldu değil mi abi? Evet. 3 yıldır Hijyen TV. Neden yazın yapmıyoruz? Yazın içerikleri paylaşacağız. Benim Hijyen TV'deki amacım Uzman TV gibi küçük içeriklerle sektörde durmak. Bu ilerleyen zamanlarda küçük küçük videolarla, kısa kısa söyleyeyim, diş nasıl fırçalanır Hijyen TV'de bunun videosuna. Hı hı. İşte her türlü, işte saç nasıl kesilir, saç nasıl ekilir, bunlarla alakalı videolarımız olacak evet, ilerleyen evet, zamanlarda. Evet. Halı nasıl temizlenir videoları, bilya nasıl değişir, hem müşteri odaklı hem halı yıkamacı odaklı. 5 yıl sonra Hijyen TV'nin yüzlerce bayan izleyicisi olacak arkadaşlar. Canlı yayınlar değil ama içeriklerimizi işte Uzman TV'yi açın bakın, hemen çıkıyor. Reklamımız hazır olduğu zaman arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlarımızı hazır mı? Reklamlarımızı izleyelim. Çünkü tedarikçilerimizin reklamlarını izleyelim, sponsorlarımızın. Ondan sonra karşınızda olacağız kapanış için. Türkiye'nin her ilçesinden sadece bir halı yıkama firmasına ücretsiz bayilik verilecektir.
Müşteri bizden, yıkama hizmeti sizden. Eğer senin de yeni müşterilere ve iş potansiyelini artırmaya ihtiyacın varsa bu müthiş fırsatı sakın kaçırma. O şanslı bir kişi sen olmak için şimdi hemen 0538 370 1626 numaralı telefondan ya da www.yıkamahane.com internet sitemizden başvurabilirsiniz. Thank you.
izleyenler, reklamlarımızı izlediniz. Kusura bakmayın, az uzun oldu. Çünkü Ekmek Teknesi. Reklamlarımız, sponsorlarımız Alanya seminerine katılacaklar. Bizleri destekliyorlar. Sizler de yayını hemen bir daha paylaşırsanız giden izleyiciler daha fazlasını getirsin. Rica ediyorum. Hemen yayını bir daha paylaşalım. Yavaş yavaş kapanışa gideceğiz. Yine seminerle alakalı bilgiler vereceğim. Evet, siz Hüseyin Bey, güzel bir şekilde, en iyi şekilde anlattınız. Ben ikna oldum. Yani sistemin ne olduğunu ben anladım. İzleyeceğimiz de anlamıştır. İnşallah başarılı olsunuz diyorum. Ben şimdi peki, burada tek bir konuya, kapanış konuşması da olsun hem, tekrardan özetlemek adına. Evet. Bu sektördeki bütün sıkıntıların ana sebebinin müşteri kaygısı olduğunu söylüyorum. Bütün sıkıntıların, vergi kaydı olsun, ucuz fiyat politikası olsun, bu olsun. Bütün sebebi insanların müşteri bulamama korkusundan olduğunu kendim tespit ettim. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Bana, ben bu projeyi başlattıktan sonra birçok arkadaşım, biz de böyle düşünüyorduk, bu gerçekten iyi projeydi, gerçekten güzel olmuş diyenlere şunu da söylüyorum. Yıkamahane.com'u ben yapmış olabilirim. Bundan sonra ben bununla ilgili proje yapmak isteyenler olursa da, tek değil, kim bu sektöre sıkıntılarına fayda sağlamak için bir şey yapıyorsa, on kişilerle rakip değil, kardeş olup bu sorunların çözülmesi adına birliktelik yapmaya her zaman hazırım, destek vermeye hazırım. Ben bu konuyla alakalı farklı bir konseptten bakmak istiyorum. Buyurun. Siz, çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz var. Evet. Bir ticarethane, bir ticaret sistemini oturtmuşsunuz. Evet. Ya bismillah demişsiniz, yola çıkmışsınız. Evet, evet. Kim ne derse desin. Evet. Kim ne yaparsa yapsın. Siz alnınızın teriyle hakkınız olan ticaretinizi yapmak. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Bu ülkede yemek sepeti var, getir var, götür var, indi bindi var. Bin var, bin. Alanya'ya adam koymuş. Evet, evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kapitalizm. Kapitalizm bir sistem oturtuyor. Sana bunu koyuyor önüne, yiyorsun. Ersoy Bey, çok özür diliyorum. İşte tam bu noktada. Bunu anlatayım lütfen. Aha. Yani adam 200 tane buraya bin koymuş. Taşıma sektörünü bitirdi. Evet. Ondan sonra getir. Lokantayı bitirdi mi? Bitirir gibi bir şey var artık. Yani her yani şey bugün sosyal. Bugün getire girmeden insanlar çalışamıyorlar yani. Şey yapamıyorlar. Evet. Ya fazla sömürüyor. Dolayısıyla bunu bir kapitalist düşünce gelip koyduğu zaman, aynen, bunu alkışlıyoruz. Evet. Kendi içimizden birisi. Kendi içimizden birisi çıktığı zaman, tamam biz yaptık, bizim yol haritamız yanlıştı. Biz yanlış insanlarla yola çıktık belki. Belki beceremedik, belki ısrar etsek başarırdık. Belki zamanlama hatasıydı. Ya kardeşim. Her şey olabilir. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Tabii. Ben bu da Hijyen TV'yi kurduğumda ne düşmanlar çıktı karşıma, ne insanlar çıktı. Bir tane yemek programı yapan bir tane ünlü bir sanatçı vardı. Kimdi o? Bir kanalda çıktı. 3 gün hiç alakası olmayan bir tane ünlü sanatçı, ünlüymüş beyefendi. Çıktı. Yayın yaptı. Kaç kişi izledi? 15-20 kişi izledi. Bana giydirdiler yayında. Hiç ağzımı bile açmadım. İzledim. Ne yaptım? Ersoy, sen çok mücadele ettin bu sektörde. Hak ediyorsun dedim kendi kendime. Başaracağım dedim. Ben çok parasız kaldım. Ben bu sektörde çok hizmetler verdim. Ben bu sektörde koltuk yıkama fırçası, paketleme makinesi, sıcak sulu makina. Ben gerçekten bu sektörde çok firmaları tanıttım. Bu sektöre çok firmaları soktum. Bu sektörde çok firmaların, makinelerin iyileşmesi için mücadele ettim. Bunu gören insanlar, Müslüman Süleyman, benim makinacı rakibim, biz istişare yaparak, en büyük rakibim makinacı, makinacılık yaparken hep yanımda oldu. Hep destek verdi. Bakın, Bünyamin Bey, geçen hafta başarılısın Ersoy Bey dedi, destek verdi. Evet. Bu sponsorlarımızın hepsi inan hatır gönül için bana sponsor oldu. Evet, evet. Neden? Başaracağıma inandıkları için sponsor oldu. Ben sizden biriyim, çıkmışım, Hijyen TV'yi kurmuşum. Kesinlikle. Mücadele ediyorum. Tabii ki sağ olun, destekliyorsunuz. Ama bu arkadaşımız da kurmuş bir şey. Bayi olursun ya da adapte olursun, olmazsın. Başaramazsa kendi kaybeder. Tabii. Zaten verilen rakam teminatmış, geri iade edilecekmiş, evet, başaramazsan. Evet, evet. Yani burada bir şey yok. Ben takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bugün seni izleyen ailen, annen, baban heyecanlanıyor, dua ediyor. Evet, evet, kesinlikle. Peki burada ne oluyor abi? Gelin bizden olanı, uzayan kol bizden olsun ya. Kesinlikle. Ben bu arkadaşıma dedim ki, şimdi reklam arasında size ben bir stüdyo ayarlayayım. Samsun'dan sizler de
kanalımıza sunuculuk yapın dedim. Paylaşmasını bilelim arkadaşlar. Bizden olana destek verelim. Yani biz kapitalist düşüncelere boyun eğmeyelim. Benim hayatta mücadele ettiğim en büyük şey kapitalist düşüncedir. Bakın o kadar zor şartlar altında yayın yapıyorum ki hem Alanya'da 15 yıl önceki dosyamı açtılar benim. 15 yıl önceki dosyam için hapis cezası verdiler. Bu ülkede kolay 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 garibanın yeri yoktur. Bu ülkede gariban eğer bir hareket ediyorsa dur derler. Kim der buna? Kapitalist zihniyettedirler. Ben ömrüm boyunca kapitalizmle mücadele ettim. Etmeye de devam edeceğim. Ben bu sektörde çok gariban halı yıkamaya canlı yayınlarda yardım topladım. Hak ettiler mi etmediler mi? Allah katında benim gözümde ben iyilik yaptım. Ama bunu suistimal edip sömürdülerse bu arkadaşlar benim bir tane başkanım mesela bu konuyla alakalı istifa etmek zorunda kaldı. O yüzden bu sektörde iyi niyetle yola çıkan insanların önünü kesmediğimiz gibi destek olalım ya. Destek olalım. Burada sıkıntı yok ki. Bakın ben bazı konulara şey yapıyorum. Açarak konuşuyorum. Neden açarak konuşuyorum? Çok sıkıntılar çekiyoruz. Bizim yolumuz, ya biz Türk milletiyiz, biz arkadaşımızın kolu ağrırsa bizim de kolumuz ağrısın. Ben adam İzmir'den arıyorum, makinesinin bir arızası olmuş gecenin 12'sinde yardımcı oluyorum. Hiç unutmam. Aydın tarafında bir tane bayan kocasından ayrılmış. Halı yıkama yapıyor. Aradı ben ne yapayım Ersoy abi, zor durumdayım dedi, bir akıl ver dedi. Sat bütün makinelerin dedim. Her şeyi bırak dedim. Koltuk yıkama yap dedim. Evet. O kadar başarılı ki şu anda arar bazen, tamam mı? Ağladı bana yayında, yani yayında derken telefonda. 1,5 saat dil döktüm. Bırak dedim, tek başına başarırsın sen dedim. Bütün makinelerini sattı. Makine mi sattı, makine mi acaktı mı hatırlamıyorum. 10 yıl, yani 8-9 yıl oldu. Şu anda kadın o bölgenin en iyi koltuk yıkaması, altında arabası var. Bazen fotoğraflar atıyor bana, gurur duyuyorum. Yani yardımcı olalım birbirimize. 4 liraya yıkıyorsa yıkasın kardeşim, bedelin kendisi öder. 10 liraya yıkıyorsa. Ya bakın, bu sektör Türkiye'de milletvekili çıkarır. Bu sektör Türkiye'de bakan çıkarır arkadaşlar. Türkiye'de birlik beraberlik yapan böyle bir sektör var mı? Yok. Ya sosyal medyada bakın bir... Ya ben Alanya'dan yayın yapıyorum. Alanya'dan yayın yapıyorum. Nereye? Türkiye genel. Alanya'lı halı yıkamacılar izlemez. Alanya'da siyaset yayın yapıyorum. Köylü izlemez. Evet. Abi ne oluyorsun ben anlamıyorum. Bizden olanı benimsemezsek... Bizden olmayanlar... Çıkar, bizlikten çıkar el olur gideriz arkadaşlar. Gelin bizden olan desteklerim. Alanya'da siyaset yayın yapıyorum. Alanya'nın her köyünden izleyenim var. Benim köylüm izlemez. Alanya'dan Türkiye geneli Hijyen TV yayını yapıyorum. Alanyalı halı yıkamacılar izlemez. Yani böyle bir durumdayız. Onlara da teşekkür ederim izlemedikleri için. İzleseler daha çok teşekkür ederim. Gerçi engelledim hepsini de. İzleyemezler de. Yani ne yapayım canım şimdi yalvarayım mı? Aynen. Ya ben burada bir düzen kurmaya çalışıyorum. Bir seminer oturtmaya çalışıyorum. Adamlar katılmıyor. Yani böyle bir dünyadayız. Evet. Ben size bunu niye anlattım? Hüseyin Bey bir sistem kurmuş. Kendi içinde çocuklarının, ailesinin rızkını kazanmak için. Evet. Ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten ta nereden kalktın geldin buraya? Samsun'dan kalktın geldin. Onur ettin beni. Ben de kendimle davet gurur, ettiğiniz için ben de. Ben de kendimle gurur duydum. Öyle bir yere gelmişim ki Samsun'dan ben buraya konuk getiriyorum. Geçen Moldova'dan birisi aradı beni. Hı-hı. Yunus Emre Ünlü var bizim Roflex koltuk yıkama. Evet. O adamı sordu bana. Çok duygulandım. Hı-hı. Moldova'dan beni izlemiş. Moldova'dan adam benim yayınımdan o makinenin kalitesini sordu. Evet. Yeter. Yani bu ne demek? Başarıyoruz demek ki. O yüzden bizden olanı destekleyelim arkadaşlar. Gelin bu sektörde çok yerlere geleceğimiz kesindir. Bu şekilde anlatmak istedim. Hemen yorumları okuyup yavaş yavaş. Murat Koçyiğit demiş ki İstanbul'da 10 TL. Hüseyin olur Şanlıurfa'da tapan fiyat. Şanlıurfa'yı takdir ediyorum. Dernekleşme en güzel şekilde devam ediyor ve kooperatifleşme Sayın Başkanıma buradan selamlar sunuyorum. En kısa zamanda Türkiye geneli halı yıkama derneklerinden de konuk alacağız. Hüseyin Olur Şanlıurfa'dan yazmış. Hasan Çelebi herkesi seviyoruz demiş. Evet. Aramızdaki muhabbet o. Hasan Koç demiş ki doğru söylüyorsun abi. İnan burada 4 liraya yıkıyor. Ben bunları okumayacağım bile. Antalya Seyrek ne yapalım, gelelim mi? Düzeltelim mi? Nasıl düzelteceğiz? Siz işinizi bakın, işinizi yapın. Müşteri seçer. Hayırlı yayınlar, programınız çok güzel gidiyor. Fatma Solmaz.
Ablam kendisi. Buradan bu projenin sektörü umut ve kazanç olacağına inanıyorum. Yeni fikirler ve projelere ihtiyaç çok fazla. Ayrıca şunu da söylemem geçemem. Kardeşim ekran çok yakışır size demiş. Teşekkür ederim. Buradan selamlar iletiyorum ablama. Proje yapacağız. Doruk Kimya. Selamlar değerli kardeşim. Desteğini teşekkür ederim. Zümrüt Halı Yıkama. Merhaba iyi yayınlar demiş. Hüseyin Olur. Şanlıurfa Merkez için yıkamahane, koltuk yıkama için bayilik alabilir miyiz? Tabii ki. Hüseyin Bey arkadaşımızın numarasını yıkamahane.com şu anda altta zaten. Sağ üst tarafta bayilik başvurusu diye bir kısmımız var. Oradan ön beni de ararsanız numarasını veririm. Evet, Duygu aynen. Erpik demiş ki kesinlikle eşim haklısınız. Eşim buradan kendisine çok sevindim. Ersoy Bey, Hüseyin Bey'e de Allah izniyle sizin gibi iyi niyetli bu sektöre gönül vermiş başaracağına inanıyorum. Sevgili eşimi destekliyorum demiş. Evet o da çok. Buradan ilk önce şu. Buradan yenge selam olsun size. Evet. Eğer bu güç burada Ersoy Bakır bunu yapabiliyorsa Zeynep Hanım'ın da çok büyük desteği var. Şu anda o da ne yapıyor? Halı temizleme seminerinin kayıtlarını yapıyor. O telefondaki numara otel değil arkadaşlar. Bütün eşim. Başarılı erkeklerin arkasında başarılı kadınlar vardır. Zeynep Hanım'ın evet. Gerçekten bu sektörde bizim halı yıkarken biz halı yıkamayı neden bıraktık? Hem ben hem eşim bel fıtığı oldu. Evet. Ve eşim çok ağır bel fıtığı oldu, boyun fıtığı oldu. Allah şifalar versin inşallah. Onun hakkı ödenmez. Yani ödeyebilir miyim bilmem ama. Oradan buradan seni seviyorum aşkım diyelim o zaman. Emre Şener iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Cuma Pekmezci. Halının has olduğu yerden yazıyor Cuma abicim. Hayırlı yayınlar demiş. Aksaray'dan yazıyor. Kadir Erpik, Veysel Kabak. Kadir Erpik de kardeşim. Veysel Kabak da sektöre bir katkı sağlamaya çalışıyor. Evet, değil mi? Takip ediyorum, izliyorum. Bu sektöre kim nokta kadar da fayda sağlıyorsa Allah'ın herkesten razı olsun. Evet Veysel Kabak, başarılar dilerim değerli evet. Kardeşim. Telefon görüşmesi yaptık kendileriyle. Evet. Çoluğunuzla görüştük. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını gözetin biraz. Tamam sektöre hizmet edeceksiniz ama işinizde alıkoymasın. Evet. Biz bu hatayı zamanında çok yaptık. İşimizi gücümüzü bırakıp bu sektöre hizmet ederken bazen zor durumlarda kaldığımız oldu. Yine de bu gücü de bize verdi bu halı yıkamacılar. Evet. Murat Kırak demiş ki hayırlı akşamlar diyorum. Bu program çok güzel. Hüseyin kardeşim başarılar dilerim demiş. Kendisi de alımın oldu. Selamlar yine. TC Oktay Yıldız sen dik dur. Öylesin zaten yanındayız demiş Mücahit Demir. Evet arkadaşlar yayınımızı kapatalım diyoruz. Hı-hı. Son sözünü söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce bahsettiğiniz gibi bütün sektörlerde az önce kapitalist sistemler hepsini ele geçirmiş. Bizim sektörümüzü de ele geçirmeleri an meselesi. O yüzden ben diyorum ki kendi yaramızı kendimiz saralım. Kimseyi kapitalist sistemin altına girmeden kendi derdimizi kendimiz çözelim. Buradan başta kendi ailem olmak üzere bana verdikleri desteklerinden dolayı ve şu anda da bu fikri daha fikir aşamasındayken bana inanıp güvenip ilk bana bayilik yapan 43 tane Türkiye genelindeki bütün bayi abilerime, biz artık onlara bayi de demiyoruz, biz onlarla bir aile olduk. Oradaki bütün abilerime, kardeşlerime hepsine çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu çok çıktığım yolda başta ailem ve o bayi dediğim ailelerim dediğim kişilere Rabbim beni mahcup etmesin. İnşallah bu yolda bizi muzaffer etsin. Hep birlikte başaralım. Birlikte muzaffer olalım. Sektör de kazansın diyorum. Herkese dinlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yolunuz açık olsun diliyorum. Teşekkür ederim Mesut Bey. Kapatıyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Türkiye'nin her ilçesinden sadece bir halı yıkama firmasına ücretsiz bayilik verilecektir. Müşteri bizden, yıkama hizmeti sizden. Eğer senin de yeni müşterilere ve iş potansiyelini artırmaya ihtiyacın varsa bu müthiş fırsatı sakın kaçırma. O şanslı bir kişi sen olmak için şimdi hemen 0538 370 1626 numaralı telefondan ya da www.yıkamahane.com internet sitemizden başvurabilirsiniz. We'll be right back.
Merhaba. Bir yılı aşkın süredir yaptığımız çalışmalar neticesinde bambu ve benzeri hassas halıların yıkanması ve lekelerinin çıkarılması için kapsamlı bir ürün grubu geliştirdik. Carpax'la çalışan firmalar için bambu halı yıkama artık sorun olmaktan çıkıyor. Bambu, viskon, tensel, ipek, nepal ve benzeri tüm hassas halılarda güvenle kullanabileceğiniz bu ürünler sayesinde mükemmel temizlik sağlayacaksınız, sıfır leke sorunu ile hizmet sunacaksınız. Halıları maksimum parlaklığında teslim edeceksiniz. Yıkanan halının iplikleri orijinal yumuşaklığını ve hacmini yeniden kazanmış olacak. Ve en önemlisi sıfır riskle çalışabileceksiniz. Özetle bambu halılara dair tüm sorunlarınız çözülmüş olacak. Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin 81 ilindeki halı yıkama firmalarını dinledik, fikirlerini aldık. Önce insan diye yola çıktığımız bu sektörde Lazer Promax olarak insan sağlığına zararsız ham maddeler ile son teknolojiyi entegre ederek etkisi şu ana kadar hiçbir şampuanda görülmemiş bir ivme yakaladık. Alanında en iyi kimyagerlerimizle uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda Türkiye'nin ilk 25 aktif halı şampuanını ürettik. Halı yıkama işletmenize altın çağını yaşatacak olan yeni ürünümüz 1:100 konsantre gold halı şampuanı. Esrarengiz formülü sayesinde yıkama sonrası kurutma odalarında sarartı oluşmaz. 1:10 sulandırma oranı ile aynı zamanda mükemmel bir leke sökücü olarak kullanılır. El dokuma, ipek, bambu, peluş, hereke, çin fark etmeksizin tüm halılar sorunsuz yıkanabilmektedir. İçerisine ilave kimyasal gerektirmez. Tek başına etkili üründür. Lekelerle hızlı etkileşime geçerek %99 kesin çözüm sağlar. Olağanüstü formülü sayesinde kireçli, kuyu suyu ve en sert sularda etkilenmeksizin hızlı ve kesin sonuç elde eder. Yıkama sonrası kolay durulanır, kalıntı ve iz bırakmaz. Halıda olağanüstü parlaklık, yumuşaklık ve temizlik sağlar. Halı yıkama tüm sırlarıyla artık bu ambalajın içinde. Sırrımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ekonomik fiyatıyla Gold Halı Şampuanı artık hizmetinizde. Lazer Promax.